Merak etme, sana zarar vermeden midemi indiriyorum. Gel bakalım şöyle. Olamaz ya, olamaz. Fakir Arda yuttu. Bu nasıl olabilir ya? Siz de gelin bakalım şöyle. Bu ufaklık karnımı doyurmadı. Biraz daha yemek yemem lazım. Demek karnın acıktı öyle mi? Al bakalım o zaman sana güzel bir mermi. Bu karnını doyuracaktır senin. Az kalsın gözlüğümün camını çizecektin Kerem Komiser. Neden böyle yaramazlık yapıyorsun he? Bu nasıl olur ya? Mermi gözlüğüne sekti ve gitti. Hiçbir şey olmadı. Şimdi sizde sıra. Gelin bakalım fakirin merhametli kollarına. Şimdi sizi de mideme indireceğim. Bu sayede bugünlük karnımı doyurmuş olurum. Beni yediğin zaman mideni kazma kürekle yeşeceğim. Göreceksin sen, beni yediğine pişman olacaksın. Beni tehdit ediyorsunuz öyle mi? O zaman sizinle biraz eğlenelim ha, ne dersiniz? Sıkı tutun bakalım, eğlence başlıyor. Ne yapacaksın bize ya? Çok korkuyoruz. Bırak bizi, bırak. Şimdi göreceksin ne yaptığımı Kerem Komiser. Başım dönüyor. Bırak bizi, bırak. Kusacağım şimdi ya, midem bulanıyor, kusacağım. Zengin amca, kusma sakın, kusma. Burası Luna Park değil, tut kendini. Eğer kusarsan üstümüze gelebilir. Şimdi de doğruca mideme gelin bakalım. Karnımızı doyurma vakti. İlk önce Zengin, sen gel bakalım. Senin tadını beğenmedim Zengin. Tıpkı para gibi tadın var ya. Adam paralarla uğraşmaktan para gibi kokmuş. Kusacağım şimdi ya. Şimdi sıra sende bebek asker. Seni de bir yutayım bakayım. Haydi mideme. Hayır hayır hayır. Bırak beni, hayır. Bu da ne ya böyle? Bebek askerin tadını da beğenmedim. Bu ne de böyle ya? Silah ve el bombası çıktı bebek askerin üstüne. Tam bir askermiş bu da. Düşüyorum, kaçın. Sanırım kaburgalarım birbirine geçti. Altıma da kaçırmış olabilirim biraz. Ne? Altına mı kaçırdın Zengin amca? Beni ye beni, bırak çocuklarımı. Ne yapmak istiyorsan bana yap ucube fakir. Çocuklarımı bu işe karıştırma. Ben karışık yemeği severim Kerem Komiser. Şimdi sessiz ol ve bebek polisin tadına bakmama izin ver. Hadi yut bakalım beni. Korkmuyorum senden. Korkmadığına sevindim bebek polis. Hayır, düşüyorum. Sanırım kalan bütün kemiklerim kırıldı. Kusacağım galiba. Kaçın, midesi bulanıyor, kaçın. Sen de korkmuyorsun değil mi Kerem Komiser? Korktuğunuz zaman kötü gaz kokuları çıkıyor, tadınız bozuluyor. Korkmuyorum dostum, korkmuyorum. Nasıl olsa midene girdiğim zaman ben sana yapacaklarımı biliyorum. Bu Kerem Komiser de sürekli tehdit ediyor ya. Haydi yallah mideme. Uçuyorum. Düşüyorum, kaçın. Zengin kaç. Bir tane daha olamaz. Bedenim bunu kaldıramaz. Hayır. Oh be, karnım iyice doydu ha. Şimdi bir kenara çekilip güzel bir uyku çekme zamanı. Hey içeridekiler, midemin sizi sindirmesini bekleyin. Daha fazla etrafta dolaşmayın. Beni de rahatsız etmeyin sakın. Kerem Komiserim, demek babam sizi de yuttu he? Ne yapacağız şimdi ya? Hemen işe koyulalım arkadaşlar. Yanınızda ne kadar malzeme varsa çıkartın. Eğer içeriden fakirin midesini rahatsız edersek buradan kurtulabiliriz. Evet baba, haklısın. Arkadaşlar hemen siz de videoyu beğenin. Sakın ihmal etmeyin. Her beğeni fakire tokat olacak. Abone olmadıysanız da hemen abone olun. Çabuk olun, çabuk. Ben de kazma vay baba. Ben kazmaya başlıyorum hemen. Fakirin midesine büyük bir delik açacağım şimdi, iyi izleyin. Ne oldu oğlum? Hiçbir şey olmadı ki. Boşu boşuna yordun sanki kendini. Evet baba ya, hiçbir şey olmadı. Kazmaya buldu indi ama fakirin midesi hala tapasağlam duyuyor. Babamın midesi sanırım çelikten olmalı he. Durun durun durun. Benim yanımda testere var. Şimdi testereyle şuradan kesmeye başladık mı kurtuluruz. Testereyle kesecek misin? Bu olur mu sence oğlum? Olur olur baba. Sen şimdi çık kenara. Gölge etme, hadi kenara çık. Tamam oğlum, tamam. Ne oluyor be midende? Mağara mı oğlum orası?
burası? Ne yapıyorsunuz içeride? Vallahi şimdi su içerim. Hepiniz midemde sular altında kalırsınız. Akıllanın. Yok ya yok, olmayacak böyle. Ne oldu oğlum? Sen de başaramadın galiba. Evet baba ya, hiçbir şey olmadı baksana. O kadar uğraştım ama hala aynı. Ne yapacağız şimdi Kerem komiserim? Biraz daha burada kalırsak mide asidinden erimeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, mide asidi bizi yakabilir. Buradan bir an önce çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Eyvah, çok kötü olacak bu ya. Öleceğiz burada, öleceğiz. Dur Zengin dur, panik yaptırma. Şimdi biraz da uyku zamanı. Fakir amca uyudu galiba. Aa, aklıma bir fikir geldi. Benim yanımda sarımsak var. Babam sarımsaklardan nefret eder. Eğer bunu babamla koklatabilirsek buradan kurtulabiliriz. Peki ama nasıl yapacağız bunu? Fakir uyuduğuna göre üst üste çıkarak bunu yapabiliriz. Bu süper fikir. Hadi hemen tırmanalım. Ben en altta duracağım. Siz çıkın üstüme hadi. Hadi çıkalım hadi. Şimdi ben çıkıyorum. Şimdi bu sarımsağı burada tutacağım. Ve babam da birazdan midesindeki her şeyi çıkartacak. Bu da ne böyle ya? Bu koku da nedir? Bu sarımsak kokusu. Yakınlarda bir yerde sarımsak var sanırım. İmdat! Düşüyorum! Hayır! İmdat! Uçuyorum! İmdat! Sarımsak bu sarımsak. İmdat! Peşimde sarımsakları var galiba. İmdat! Dur baba dur. Uçacağız şimdi. Yavaş ol. Sıkı tutunun. Fakir her an bir yere çarpabilir. Dikkatli olun. Sarımsak canavarı peşimdeyim da. Sarımsak canavarı değil babacığım. Benim ben. Lütfen dur babacığım. Ne olur dur. Sarımsak canavarı benimle konuşuyor. İmdat, yardım edin. Baba dikkat et. Direğe çarpacaksın. Dikkat et. Bir yere çarptık galiba. Baksanıza yan yatmışız. Fakir sanırım bayılmış. Hadi çabuk çıkalım buradan, kalkın. Arda, oğlum iyi misin sen? İyiyim Zengin amca. Sanırım sarımsak yüzünden babamın beyni yanmış olabilir. Direğe çarptı ve bayıldı. Ne yapacağız şimdi? Fakir amca uyanmadan bir şeyler yapmamız lazım. Evet baba, acele edelim. Eyvah, bu beden bayıldı. Hemen buradan kaçmalıyım yoksa yakalanacağım. Hey şuraya bakın. Babamın kafasından bir şeyler çıkıyor, kaçın. Şimdi senin canını okudum pis ucube, kaçma. Yaşa be baba. O ucubeyi dünyanın dışına ışınladın yesmen. Bakın bakın, fakir küçülüyor, normale dönüyor. He, ne oldu bana ya? Neredeyim ben? Sarımsak canavarının elinden kurtardık seni fakir. Gayet iyisin. Ne? Sarımsak canavarı mı? İmdat! Buraya geliyor. Yapıyorsun alçak herif. Biz sana ne yaptık? Rahat bırak bizi, rahat bırak. Merak etme Kerem komiser. Zaten sizi rahat bırakıyorum şimdi. Artık başınızın çaresine bakarsınız. Artık tutamıyorum. Düşüyorum. Hayır Kerem. Dayan. Geliyorum. Kerem komiserim. Aslı aşkım, bak ben geldim. Aç gözlerini. Beni duyuyor musun? Duymuyorsun değil mi beni aşkım? Duymuyorsun. Çünkü ben artık burada yokum. Ama sizi hiç yalnız bırakmayacağım canım ailem. Her zaman sizin yanınızda olacağım. Arkadaşlar, onlara söyleyin. Ben buradayım. Onları yalnız bırakmadım. Yorumlarda söyleyin onlara. Hiç korkmasınlar. Kerem, Kerem aşkım sen mi geldin? Hayaliydi hepsi ya. Hayal miydi? Duydum seni aşkım. Duydum, buradaydın. Arkadaşlar, siz gördünüz mü? Kerem komiser burada mıydı? Eğer gördüyseniz videoyu beğenin ve abone olun. Bana destek olun lütfen. Evet çocuklar,
Senin soru sınavına hazır mısınız? Bu sınav sonucunda ya sınıfa geçeceksiniz ya da kalacaksınız. Süreniz 45 dakika. Eyvah! Ben bu sınavdan kesin kalacağım ya. Hiç çalışamadım derslerime. Vallahi ben de çalışamadım babamdan son ya. Kesin kalacağız bu sınavdan kesin. Bebek polis, sakin ol oğlum. Ben geldim. Sessiz olun çocuklar, sessiz olun. Beni sadece siz görebilirsiniz. Ama ses çıkartmayın sakın. Sakin olun. Hey siz çocuklar, ne oluyor orada bakayım? Neden bağırdınız? Yok bir şey hocam. Fare gördük sanayım. Ondan bayıydık. Evet hocam, fare. Fareydi galiba. Ben fareden çok korkarım da. Bir an görünce bağırdım. Abim de benle birlikte bağırmaya başladı işte. Tamam. Hadi sessiz olun. Kimsenin dikkatini dağıtmayın. Sınavdayız. Yoksa iptal ederim sınıfınızı ve sınıfta kalırsınız. Tamam hocam. Sessiz olacağız. Merak etmeyin siz. Çocuklar şimdi sessiz olun. Ben size sınavda yardımcı olacağım. Beni sadece siz görebilirsiniz. Siz benim yüzümden derslerinizde başarısız oldunuz. Derslerinizde çalışamadınız. Ben de size yardımcı olmak için geldim. Tamam babacığım. Şimdi size cevapları söylüyorum. Hemen yazın bakalım. 1A 2B 3A 4A 5C 6E. Evet arkadaşlar, süremiz bitti. Getirin bakalım kağıtlarınızı. Rüzgar, 60 puan aldın. Aferin oğlum, geçtin. Arda, 75. Aferin oğlum, sen de geçtin. Nazlı kızım, sen de 50 aldın. Aferin, sen de geçtin. Keko, 10 aldın. Kaldın oğlum sınıfta. Hiç mi çalışmadın derslerine? Hiçbir soruyu doğru yapamamışsın ya. İsmini yazdın diye 10 puan verdim. Of ya, nasıl kaldım ben oğlum ya? O kadar çalışmıştım. Babam bana çok kızacak kesin ya. Kaldım yine sınıfta ya. Bebek polis, bu ne başarı oğlum? Aferin sana, 100 almışsın. Geçtiğin sınıfı köftür seni. Bilge, sana da aferin kızım. Sen de 100 almışsın. Abi kardeş 100 puan alarak geçtiniz. Bravo size, bravo. Aferin çocuklar, aferin. Sizinle gurur duyuyorum. Teslim olun pislikler, teslim olun. Buradan kurtuluşunuz yok. Ya teslim olursunuz ya da son duanız Aydın. Sen öyle san aslı polis. Senin de sonun geldi. Kerem komiser gibi sen de yok olacaksın. Kerem'in adını ağzınıza almayın pislik herifler. Buna sizi pişman ederim. Anlıyor musunuz? Şimdi sonun geldi aslı polis. Yok edeceğim seni. Sonsuza kadar kurtulacağız senden. Hey sen pislik herif. Buraya bak çabuk. Yolculuk nereye ha? Nereye gidiyorsun bakayım? Bu da ne böyle be? Sen de nereden çıktın? Sen ölmemiş miydin? Kerem, aşkım, gözlerime inanamıyorum. Sen mi geldin Kerem? Geldim aşkım, geldim. Merak etme, seni kurtaracağım bu pis haydutların elinden. Kerem aşkım dikkat et. Silahı var, dikkat et. Hasta la vista dostum. Bende de silah var, ne tesadüf. Merhaba pislik herifler. Beni özlediniz demek ha? Ben de sizi çok özledim ve sizi ziyarete geldim. Sen de nereden çıktın be? Senin ölmüş olman gerekmiyor muydu? He? Nereden çıktın sen? Öteki taraftan geldim pislik herifler. Beni yok edemeyeceksiniz. Minecraft akademisini yalnız bırakmayacağım. Bedenim burada olmayabilir ama ruhum ve kalbim Minecraft akademisiyle ve ailemle birlikte atmaya devam ediyor. Kerem aşkım, geldin demek. Bizi bırakmadın değil mi? Aslı, seni ve çocuklarımızı çok özledim. Siz olmadan dayanamıyorum. Ben de aşkım, ben de seni çok özledim. Bırakma bizi Kerem, bırakma. Sensiz her şey çok zor. Lütfen bizi bırakma. Merak etme sevgilim, kalbim her zaman sizinle. Tekrardan kavuşacağımız günü bekleyin. Tekrardan kavuşacağız. Buradayım, kurtarın beni. Buradayım. Bilge, bu Bilge'nin sesi bu. Hadi bakalım canım ailem. Hava çok sıcak. Şöyle güzel birer dondurma yiyelim ha, ne dersiniz? Süper olur babacığım, süper olur. Ben 3 top istiyorum. Siyah, beyaz ve kırmızı olsun. Ben
Ben sadece siyah ve beyaz istiyorum babacığım. Ben de isterim. Burada bulunan bütün dondurma renklerinden istiyorum. Burada 20 tane renk var. Hepsinden alırsan var ya, kocaman dondurma olur elinde. Böyle kocaman bir dondurma istiyorum. 20 top olsun. Tüm renkleri istiyorum. Rengarenk bir dondurma istiyorum. Hadi. Duydun mu dondurmacı? Hepimize dondurma istiyoruz. Arturun 20 top olacak. Tüm renklerden olacak. Şimdi bu oyuncağı şuraya bırakayım. Şimdi de duvarın arkasına saklanayım bakayım. Sonra Bilge'yi buraya çağıracağım ve onu kaçıracağım. Hey! Pişt! Bilge! Bak buraya bak! He? Biri bana mı seslendi acaba? Nereden geldi o ses? Bir ses duydum sanki. Aa, şu oyuncağa bak! Ne kadar da güzel! Bu hemen benim olmalı. Hemen gidip alayım. Aa, ne kadar da güzel bir oyuncak bu böyle. Merhaba Bilge. Ne o? Oyuncağı çok mu beğendin yoksa? Ha? Bu da ne böyle? Aman Allah'ım! Bu Herobrine! Bilge kızım, sen hangisinden istemiştin? Söyle bakalım. Bilge? Bilge? Aslı Bilge yok. Bilge nereye gitti? Buralardadır aşkım. Oyun oynuyordur. Çok uzaklaşmış olamaz herhalde. Bilge! Kızım neredesin? Hadi gel dondurmanı al. Bilge! Kızım! Neredesin? Hadi gel dondurmanı al da gidelim kızım. Hadi! Anne! Baba! Sanırım Bilge yok etrafta. Her tarafa baktık. Fazla uzaklaşmadı Bilge. Kerem aşkım! Bilge yok. Ne yapacağız Kerem? Ne yapacağız? Nereye gider bu kız ya? Nereye gider? Çabuk bulalım onu Kerem, çabuk. Vallahi bilmiyorum aşkım ya. Daha şimdi yanımızdaydı. Hangi ara kayboldu ki? Yanımızda duruyordu öylece. Arkadaşlar, neler olduğunu siz gördünüz mü? Bilge kızım nereye gitti? Gördüyseniz eğer hemen yorumlara yazar mısınız? Bebeğimi gördünüz mü arkadaşlar? Videoyu da beğenin ki herkes görsün mutlaka. Birileri görmüş olması lazım. Benim bahtsız kızım. Yine başına ne işler geldi acaba? Sürekli başa derde giriyor ya. Yeter artık, yeter. Bir mutlu olamadı benim güzel kızım. Merak etme aşkım. Bulacağız onu, merak etme. Hemen arama ekibi kuralım. Bir etrafa bakınalım. Hadi baba, ben de geliyorum. Hemen gidelim ve bu işi çözelim. Hadi hadi çabuk olun. Kardeşimi bulalım ve bunu yapanların hesabını soralım. Bilge! Kızım neredesin? Sesimizi duyuyor musun Bilge? Bizi duyuyorsan ses ver Bilge. Bizi duyuyor musun Bilge? Gece yarısı oldu, daha hiçbir iz yok. Nereye gitmiş olabilir ki? Sesimizi duyan var mı? Kızımızı arıyoruz. Çocuğumuz kayboldu. Bilge! Bizi duyuyor musun Bilge? İmdat! Buradayım! Kurtarın beni! Buradayım! Bilge! Bu Bilge'nin sesi! Aşkım, Bilge'nin sesi bu. Şu taraftan geldi arkadaşlar. Hadi çabuk koşalım oraya doğru. Yetiştik kızım, yetiştik. Bekle bizi Bilge, geliyoruz. Korkma sakın. Anne, baba, kurtarın beni, kurtarın. Çabuk, bu tarafa doğru gelin, çabuk. Kurtarın beni. İşte bakın bakın, şu ileriden geliyor ses. Hemen oraya gidelim. Alçaklar, göstereceğim size gününüzü. Bırakın kızımı, çabuk bırakın. Ses nereden geliyordu? Buralar bomboş. Biz daha demin Bilge'nin sesini duymadık mı ya? Vallahi duyduk komiserim. Ben de duydum. Ama burada kimsecikler yok. Bilge kızım neredesin? Seni göremiyoruz. Ses ver çabuk, ses ver. Kızım, kızım. Buradayım anneciğim. Buradayım. Sonunda gelebildiniz. Gözüm... Yollarda kaldı yahu. Bir türlü gelemediniz. Alçak herif, yine mi sen? He, yine mi sen çıktın ya? Çabuk söyle kızım nerede benim? Onun kılına zarar verirsen var ya, canını okurum senin, anlıyor musun? Aa, yapma Kerem komiser, korkutuyorsun beni. O elindeki paslı demir parçasıyla mı yapacaksın bunu ha? Ne sandın pislik herif? Kızımızın yerini söyle, yoksa bu paslı demir parçaları senin sonunu getirecek. Olamaz ya, olamaz. Hangi demir parçası benim sonumu getirecekti ha? Aslı polis, tekrar söyler misin? Seni duyamıyorum. Alçak büyücü, büyük gücünü kullanarak bizimle başa çıkabileceğini mi sanıyorsun sen? Yo, sanmıyorum. Biliyorum, bu sefer yanınızda fakir ve zengin de getirdiniz ha? Bugün burada alem yapacağız desenize. Şimdi sana alemi göstereceğiz pis büyücü. Gel bakalım sen buraya. Hadi fakir, daha hızlı ol fakir, daha hızlı. Bunu yapabilirsin dostum, daha hızlı koş.
Alçak herif, bırak beni çabuk, bırak. Sana gününü göstereceğim, bırak beni. Koş fakir koş, ama bu tarafa doğru hadi. Of, kafam çok acıyor ya. Kafam, of kafam. Fakir ya, sen çok komiksin ha. Vallahi hiç güleceğim yoktu. Arkadaşlar, hemen videoyu beğenin çabuk. İksiri içtim ve şimdi kocaman olacağım. Çabuk videoyu beğenin ve kanala abone olun. Büyüme iksiri içtim. Hadi çabuk olun, çabuk. Zengin, ne yapıyorsun dostum? İyi misin sen? Ne büyüme iksiri? Merak etmeyin komiserim. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi kocaman olacağım, göreceksiniz. Arkadaşlar, hadi hemen beğenin videoyu ve abone olun. Zengin! Vay be! Ne kadar da büyük oldun. Hadi hemen bitir şunun işini. Bu da ne böyle be? Sen nasıl bu kadar büyük oldun? Merhaba ufaklık. Şimdi ayağımın altına iyi bak bakalım. Ne ayağı be? Ne ayak altı? Ne diyorsun sen be? İşte bu ayak pis büyücü. Olamaz, olamaz. Bu da ne böyle? Bırakın beni ya, bırakın. Çabuk söyle pislik herif. Nerede benim kızım ha? Nerede? Çabuk söyle. Orada. Orada işte gizli bir geçit var. Oraya. Oraya doğru gidin, göreceksiniz. Bırakın beni ya, bırakın. Anlaşıldı pislik herif. Zengin, ver dostum Minecraft Akademisi'nin gücünü. Ve ez bu pisliği burada. Hadi hemen gizli geçide geçelim. Çabuk olun. Ne yapacağız burada? Ben bunu biliyorum. Bu gizli dünyaya açılan portal. Durun, ben haldeyim şimdi. Bebek polis, dur, gitme. Nereye gitti aşkım? Nereye gitti bu çocuk? Bilge, kardeşim, çabuk gel benimle. Portalı açtım, çabuk ol, çabuk. Aslı, aşkım iyi misin? Bir şeyin var mı? Ne aşkı mı be? Ne aşkı mı? Ben senin aşkın falan değilim. Uzak dur benden. Herobrine kanı taşıyoruz biz. Sizin gibi değiliz. Uzak dur bizden. Aslı, sen neler diyorsun? Sen benim biricik sevgilimsin, eşimsin. Bunu nasıl söylersin? O artık bir Herobrine kanı taşıyor Kerem komiser. Uzak dur ondan. Yoksa senin canını okur şimdi. Ne babası? Şunun tipine bak. Fakir dilenci seni. Ben Herobrine kanı taşıyorum. Git kendine başka baba bul. Şimdi gösteririm sana. Sen kendine güç takviyesi yap pis büyücü. Benim gücüm yerinde. Birazdan pırtlayacaksın sanki Kerem komiser. Çok zorlama kendini hadi. Seni yeneceğim pis büyücü. Hadi Kerem komiser, hadi yapabilirsin. Biraz daha dayan hadi. Arkadaşlar, şuna baksanıza. Bu Herobrine değil mi? Yine mi kaçırmaya geldiniz yoksa bu? Herobrine şehrimize geldi. Ne yapacağız arkadaşlar? Bize mi kaçsak acaba ya? Bu büyücü şehrimize neden gelmiş ki? Korkak olmayın bu kadar çocuklar. Aykanızda ben varım. Zamanında ben buna uçan tekme atmıştım. Ve Herobrine'i yenmiştim. Yine gelirse yine yapayım. Zaten karakola doğru yürüyor baksanıza. Bu karakola doğru gidiyorsa orada anneme ve babama saldırabilir. Hemen bunu takip edelim gizlice. Eğer saldırı falan yaparsa biz de ona saldırıyız. Bu çocuklar beni takip ediyorlar. Onları görmediğimi sanıyorlar. Dönüp arkama bir böl desem hepsi korkup kaçacak.
olacaklar. Ama neyse, ben asıl Kerem komiser odaklanmalıyım. Bebek polis, kendini fazla kaptırıyorsun ama neyse, sen bilirsin. Bunun sonucuna zararlı çıkmayız umarım. Merhaba, benim ezeli düşmanım Kerem komiser ve biricik sevgilisi Aslı polis. Lanet olsun pislik herif. Sen nasıl bu şehre gelirsin ha? Nereden buluyorsun bu cesareti? Nasıl gelirsin sen bu karakola? Son duan Ether O'Brien. Bize kendi ayaklarınla geldin ve bunun cezasını çekeceksin. Durun. Buraya savaşmaya gelmedim. Sizinle anlaşmaya geldim. Sen kim oluyorsun da bizimle anlaşmaya geliyorsun ha? Senin aklın fikrin her zaman şeytanlığa çalışır. Sana güvenmiyorum Ether O'Brien. Dur bakalım Kerem, bir dinleyelim. Derdi neymiş anlayalım. Ne istiyorsun Ether O'Brien? Söyle bakalım. Ne anlaşması bu? Arkadaşlar, şu silahları bir indirin de oturup konuşalım. Merak etmeyin, size zarar vermeyeceğim. Gerçekten bir dost olarak geldim buraya. Senin dostluğuna güvenmiyorum Ether O'Brien. Ama madem Aslı seni dinlemek istiyor, otur bakalım anlat. Ne istiyorsun? Neden geldin buraya? Bak şimdi Kerem komiser, bizler asil ruhlarız. Ether O'Brien büyüsü dünyanın her yerinde en güçlü büyüdür. Bu güce sahip olanlar da asla yenilmezler. Tıpkı benim gibi. Biz de güçlerimizi bizi izleyen arkadaşlardan alıyoruz. Bizler onurlu ve güçlü askerleriz. Bizim izleyicilerimiz bizimle olduğu sürece hiçbir zaman yenilmeyiz biz. Çok uzattın Ether O'Brien. Hadi söyle bakalım bizden ne istiyorsun? Düşündüm de biz sürekli sizinle savaşıyoruz. Kerem komiser, eğer kendine güveniyorsan seninle müsabaka yapalım. Yarışalım seninle ha, ne dersin? Peki bu yarışma nasıl olacak? Sonunda ne istiyorsun? Benim kazandığım her oyunda şehrinizde bulunan bir kişiyi Ether O'Brien'e dönüştüreceğim. Sen kazanırsan eğer benim Ether O'Brien'e dönüştürdüğüm kişileri kurtarırsın. En çok oyunu kazanan bu yarışmayı kazanacak ve diğeri de şehri terk edecek. Peki seninle yarışmazsam ne yaparsın Ether O'Brien? Senin korkak olduğunu anlarım ve ömrümün sonuna kadar seninle uğraşmaya devam ederim. Eninde sonunda bu şehri de senden alırım. Bırak şunu Kerem. Kızdırmaya çalışıyor seni. Gelme bu pis büyücünün oyununa. Sen dur Aslı. Kimse bana korkak diyemez. Tamam, kabul ediyorum Ether O'Brien. Hemen başlayalım yarışmaya. Tüm şehri de davet edelim. Herkes katılsın. Arkadaşlar, siz de bir yere ayrılmayın sakın. Hep beraber bu Ether O'Brien üstesinden gelelim. Beğenin videoyu ve herkes görsün gücümüzü. Yorumlara da Kerem komiser yazın hemen. Hadi arkadaşlar, bekliyoruz sizi. İlk oyunumuzu şehrimize misafirliğe gelen Ether O'Brien belirliyor. Bu yarışmada iki yarışmacı koşarak birbirine yarışacak. Turu ilk bitiren yarışmacı ilk oyunun galibi olacak. Herkes hazır mı? Ben hazırım Bilge Büyücü. Bu oyun benim için çocuk oyuncağı olacak. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hemen videoyu beğenin ve abone olun. Beni bu şekilde destekleyin. Bana güç vermiş olursunuz. Hadi bakalım beğenin ve abone olun. Sen de hazırsan başlıyoruz Ether O'Brien. Ben her zaman hazırım dostum. Hadi başlayalım. 3, 2, 1, başlayın. Koş Kerem koş. Yen bu Ether O'Brien'i. Bravo Kerem komiserim, bravo. Sen beni koşuyla yenebileceğini mi sandın? Ben Minecraft Akademisi'nin Kerem komiseriyim. Hız, güç, teknik hepsi bende. Ben de en büyük büyücüyüm. Bakalım benim büyülerim karşısında ne yapacaksın? Bunlar da ne böyle? Aman Allah'ım, nereden çıktı şimdi bunlar? Ne oldu, korktun mu Kerem komiser? Hız, güç, teknik hiçbir işe yaramadı değil mi? Beni yenemeyeceksin Kerem komiser. Alçak herif, hile yaptın. Bunları karşıma sen çıkardın beni yavaşlatmak için. Pis büyücü, pis büyücü. Soracağım sana bunun hesabını alçak herif. Bu nasıl olur? Yarış önde getiriyordu Kerem. Kazandım, nasıl geriye düştün aşkım? Bununla kesin bir iş var. Babamın bu yarışmayı kaybetmesi imkansız. Bu adam kesin bir şeyler yaptı. Bu yarışmayı Ether O'Brien önde bitiriyor ve ilk oyunun galibi oluyor. Benden hızlı kimse olamaz. Bu güçlü bacaklarım sayesinde Kerem komiserinizi yerle bir ettim. Alçak adam, hile yaptın, hile. O hayaletleri sen çıkardın karşıma değil mi? Sen çıkardın. Yoksa seni yenmiştim, sen de biliyorsun. Ağlama Kerem komiser, ağlama. Daha ilk oyunda ağlamaya başladın. Ağlayacaksan oynamayalım Kerem komiser. Tamam arkadaşlar, tartışmayın aranızda. İlk oyunun galibi maalesef Ether O'Brien ve istediği gibi bir kişiyi kendisi gibi Ether O'Brien yapacak. Seç birini Ether O'Brien. Bakalım kim olsun? En çok hanginize yakışıyor acaba Ether O'Brien olmak?
Sen Aslı Polis. Seni seçiyorum. Seni Herobrine yapacağım. Çık karşıma. Hayır alçak herif, hayır. Sen hile yaptın. Bunu yapamazsın. Buna izin vermiyorum. Bu oyun sayılmaz. Maalesef Kerem Komiser, kurallara uymamız gerekiyor. Anlaştığımız gibi Herobrine istediği bir kişiyi kendisi gibi Herobrine yapacak. Alçak herif, göstereceğim sana gününü. Bu yaptığının hesabını vereceksin, anlıyor musun? Tamam Kerem Komiser, tamam, anlıyorum seni. Şimdi bırak da işimizi yapalım. Aşkım iyi misin? Bir şeyin var mı? Ne aşkı mı be? Ne aşkı mı? Ben senin aşkın falan değilim. Uzak dur benden. Herobrine kanı taşıyoruz biz. Sizin gibi değiliz. Uzak dur bizden. He, Aslı, sen neler diyorsun? Sen benim biricik sevgilimsin, eşimsin. Bunu nasıl söylersin? O artık bir Herobrine kanı taşıyor Kerem Komiser. Uzak dur ondan. Yoksa senin canını okur şimdi. Anne! Birisi anne diyor, birisi sevgilim diyor. Bir uzak durun benden be. Uzak durun. Ben en iyisi senin yanına geleyim Herobrine. Bunlar beni rahat bırakmayacak. Gel dostum gel. Bırak sen şunları bırak. Gel yanıma. Ne oldu Kerem Komiser? Ateş alanına getirdin bizi. Burası senin usta olduğun bir alan değil mi? Korkuyorsun değil mi yenilmekten? O yüzden burayı seçtin. Seni gidi korkak tavuk. Bana bak alçak herif. Sesini kes ve oynamaya devam et. Yoksa seni şurada gebertirim. Anlıyor musun beni? Aa, yapma Kerem Komiser. Çok korkuyorum ama ne olur yapma. Baksana korkudan tir tir titriyorum. Birazdan altımı kaçıracağım. Tamam tamam. Herkes sussun ve yarışmaya geçelim. Önceki oyunun galibi olarak ilk önce Herobrine başlayacak. Başla bakalım pis büyücü, başla. Atışta beni yenme şansın sıfır. Sen öyle zannet Kerem Komiser. Benim yeteneklerimi hafife alıyorsun. Birazdan görüşeceğiz seninle. Evet Herobrine, 5 atış yaptın. Bakalım kaç tanesini vurabildin görelim. Bir tane bilge büyücü sadece bir tanesini vurabilmiş. 5 atıştan sadece bir tane vurabilmiş ya. Seni de göreceğiz şimdi Kerem Komiser. Hadi geç bakalım. Sen kaç tane vuracaksın görelim. İşte şimdi Herobrine, gözüm kapalı yapacağım bu atışı. Sen de göreceksin. İşte şöyle nişan alıyorum ve her zamanki gibi en iyi bildiğim işi yapıyorum. Aslı'yı kurtarmak için yapıyorum bu atışı. Ha, Bilge, bebek polis, sizin ne işiniz var orada? Çıkın oradan çabuk, atış yapacağım, çıkın. Baba, biz buradayız zaten. Ne oldu, iyi misin? Kime sesleniyorsun? Aman Allah'ım, bu nasıl olabilir? Neler oluyor böyle? Baba, babacığım iyi misin? Kendine gel. Hadi yap atışını baba, yap. Seni bekliyoruz. Yen şu Herobrine'ı. Lütfen baba, atış yapma sakın. Yoksa bize zarar verebilirsin. Lütfen baba, lütfen. Bize zarar vermek istemiyorsun değil mi? Biz senin küçük çocuklarınız. Bize sakın zarar verme babacığım, sakın. Olamaz ya, olamaz. Bu gerçek, olamaz. Neler oluyor burada böyle? Oğlum, kızım, tabii ki size zarar vermeyeceğim. Olur mu hiç öyle bir şey? Gelin yanıma çabuk. Babacığım, biz buradayız zaten. Yanındayız. Kendine gel baba. Kendine gel. Hadi kurtar annemi. Kerem Komiserim, iyi misiniz? Kiminle konuşuyorsunuz? Hadi Kerem Komiser, hadi ama yap atışını artık. Sonsuza kadar burada seni beklemek istemiyorum ben. Hadi ama hadi. Korkuyor musun yoksa Kerem Komiser ha? Korkuyor musun? Silah sesinden mi korkuyorsun yoksa? Yenilmekten mi ha? Seni gidi sahte polis. Sen çok korkak bir polissin Kerem Komiser. Ne yaptın baba, ne yaptın? Sana atış yapma demiştik değil mi? Bak kardeşime zarar verdin işte, görüyorsun. Bunu nasıl yaparsın baba, hem nasıl yaparsın? Hayır hayır hayır, ben bir şey yapmadım, ben masumum. Hayır, atış yapmak istemiyorum, istemiyorum. Kerem Komiserim, iyi misiniz?
Tamam bırakın atış yapmayın, sakin olun. Her şey yoluna girecek, merak etmeyin. Kerem komiser kendi isteğiyle atış yapmaktan vazgeçti. Bu oyunun da galibi Hero Brian oldu. Ha? Bebek polis, Bilge, iyi misiniz çocuklarım? Bir şeyiniz yok değil mi? İyiyiz baba biz. Her şey yolunda. Sen iyi misin? İstersen bırakalım yarışmayı babacığım. Kendini kötü hissediyorsun sanırım. Ne dersin Kerem komiser? Hiç iyi gözükmüyorsun. İstersen bırakalım yarışmayı ve bana bu köyü teslim et. Herkes Hero Brian olsun ve mutlu mesut yaşayalım, ne dersin? Hayır alçak herif, hayır. Bu oyundan vazgeçmeyeceğim, hayır. Göstereceğim sana gününü. Bunlar hep senin tuzakların değil mi? O zaman bakalım yeni Hero Brian kim olacak görelim. Sen fakir, çık ortaya. Yeni Hero Brian sen olacaksın. Fakir Hero Brian olacaksın. Fakir Hero Brian, bunu çok sevdim. He? Ben mi olacağım? Hayır, hayır, ben Hero Brian olmak istemiyorum. Ben bu halimden memnunum. Hayır Bilge büyücü, babamı Hero Brian yapmasına izin vermeyin. Biz zaten fakir bir aileyiz. Bizden Hero Brian olmaz. Ne olur engel ol Kerem komiserim. Babamı Hero Brian yapmasınlar. Maalesef arkadaşlar, kurallar bu şekilde. Herkesle konuştuk ve kabul etti. O yüzden maalesef fakir, öne çık ve kaderine teslim ol evlat. Arkadaşlar neler oluyor böyle? Yolunda gitmeyen bir şeyler var değil mi? Bu Hero Brian bizi büyü yapıyor değil mi? Biz görmüyoruz. Eğer siz görüyorsanız yorumlarda bize yazar mısınız? Videoyu beğenip abone olursanız da çok seviniriz arkadaşlar. Moral verirsiniz bize. Hadi bekliyorum yorumlarınızı. Gitme ne olursun. Hero Brian olma. Ne babası ve ne babası. Şunun tipine bak. Fakir dilenci seni. Ben Hero Brian kanı taşıyorum. Git kendine başka baba bul. Alçak Hero Brian. Babama ne yaptın böyle, ne yaptın? Bu yaptıklarının cezasını çekeceksin. Kerem komiser sana gününü gösterecek. Anlıyor musun he? Anlıyor musun? Ama bak yine dizlerim titriyor. Çok korktum. Birazdan altıma kaçıracağım. Yapmayın böyle arkadaşlar lütfen. Korkutuyorsunuz beni. Evet çocuklar, şimdi ise yeni parkurdayız. Bu parkurda Kerem komiser ve büyücü Hero Brian birlikte başlangıç noktasından girecekler parkura. Tüm engelleri aştıktan sonra bitiş çizgisine ilk ulaşan kişi bu oyunun da galibi olacak. Hazır mısınız? Ben doğuştan hazırım büyücü. Hadi başlat yarışmayı. Sen de hazır mısın Kerem komiserim? Dikkatini iyice ver oyuna. Hazırım Bilge büyücü, hazırım. Hadi bitirelim şu işi. 3, 2, 1... Hazır, başlayın. Önde gitme koşuna gidiyor galiba Kerem komiser ha. Şimdi gösteririm sana. Alçak herif, bunlar senin oyunun biliyorum. Ama bu sefer beni durduramayacaksın. Demek bu sefer korkmadın ha? Başka planlar yapmalıyım hemen. Minecraft Akademisi köyü elinden kaçmaması lazım. Arkadaşlar bu oyunun galibi Kerem komiser. Kazandığın bu oyunun karşısında bir kişiyi eski haline getirebilirsin Kerem komiserim. Bu hakkını kimin üzerinde kullanmak istersin? Bu hakkımı saklamak istiyorum Bilge büyücü. Bir hak daha kazanacağım. O zaman Aslı polisi ve fakiri beraber kurtarmak istiyorum. Kimsenin gönlü kırılmasın. Kerem komiserim, sen ne kadar büyük kalpli bir insansın ya. Kendi sevgilini bana ayıp olmasın diye kurtarmıyorsun. İkisini beraber kurtarmak istiyorsun. Sen çok büyüksün Kerem komiserim. Sen çok yaşa Kerem komiserim. Abartma Arda. Herkes aynı şeyi yapardı. Ama yine de övgülerin için teşekkür ederim. Arkadaşlar, herkes yorumlara Kerem komiser yazıp
kalp bıraksın. Kerem komiserin bu güzel davranışı için herkes yorumlara hadi. Bana adil değilsin diyen sen misin Herobrine? Bütün oyunlarda büyü gücünle başarılı olmak için tüm kötülükleri yaptın. Kimse görmediği için kurtuldun hepsinden. Yalan söylüyorsun Kerem komiser. Yenileceğini hissettin ve yalan söylemeye başladın hemen. Kimse bir şey görmedi. Hepsini kendi kafandan uyduruyorsun. İnsanları kandırmaya çalışıyorsun. Öyle mi Herobrine? Arkadaşlar sizler gördünüz değil mi? Yorumlara yazın bunu yaptıklarını. Herkes görsün. Buradakiler görmedi. Ama siz gördünüz değil mi arkadaşlar? Hemen yazın yorumlara. He? Yorumlara mı yazacaklar? Amma uzattın be Kerem komiser. Hadi oyuna geçelim. Kimse bir şey yazmasın. Dikkatimizi dağıtacaklar şimdi. Korktun değil mi pis büyücü? Hadi yazın arkadaşlar, yazın. Bunun ne kadar kötü birisi olduğunu herkes görsün. Hadi oyuna geçelim. O zaman oyunu başlatıyorum. 3, 2, 1. Hazır. Başla. Herobrine! Herobrine! Komiserim. Şu Herobrine'i yenin. Aslı başı ve babamı kurtarın hemen. Bırakmıyor Kerem komiser ya, bırakmıyor. Ne kadar güçlü ve hırsı çıktı bu adam. Şunun icabına bakmalıyım hemen. Hüsamettin, Hüsamettin sen nereden çıktın şimdi? Sakın hile yapmaya kalkma Herobrine. Buradakiler senin yaptığın büyüleri göremiyor ama ben her şeyi görebiliyorum. Sakın yanlış bir şey yapmaya kalkma. Yoksa senin sonunu getiririm. Tamam Hüsamettin. Hiçbir şey yapmıyorum, tamam. Kerem komiser Herobrine'i geçiyor. Herobrine olduğu yerde kaldı. Daha fazla barfiks çekemiyor sanırım. Olmuyor ya, olmuyor. Bırakacağım sanırım. Şuna bakın. Kerem komiser ne kadar da güçlüymüş be. Bırakıyorum ben ya. Ve Herobrine bırakıyor. Yarışmanın kazananı Kerem komiser oluyor. Oley be oley, yaşasın, yaşasın be yaşasın. Yaşasın, kazandık. Hayır ya hayır. Nasıl yenildim ben şimdi ya? İki yarışmayı da kazandı bu. Evet Herobrine, iki yarışma kazandım. Önceki iki yarışmayı da sen kazanmıştın. Herobrine'e dönüştürdüğün iki kişiyi senden geri alıyorum. Bu sayede artık eşit şartlardayız. Evet bilge büyücü, şimdi aslı polis ve fakiri eski haline dönüştürme sırası bende. Bu Herobrine onları dönüştürmüştü. Şimdi onları geri almaya hak kazandık. İyi bakalım, ama daha bitmedi. Son bir oyun kaldı. O oyunu kazanan sonsuza kadar kazanmış olacak. Bunu biliyorsun değil mi? Aşkım kurtardım baba, seni. Gel babacığım, hemen buraya. Sonunda şu pis Herobrine bedenimden çıktı. Çok kötüydü ya, çok. Oh be, kurtuldum sonunda. İçinde birisinin olması ne kadar kötüydü ya, of. Bu kadar sevinmeyin arkadaşlar. Daha oyun bitmedi. Son oyunumuz sonunda değişecek her şey. Bu son oyunda Kerem komiser ve Herobrine ortak olarak karar verdiler. Ve bu oyunda bilek güreşi yapacaklar. Bilek güreşi sonucunda kazanan taraf kaybedenden istediğini yaptırabilecek. Herkes hazırsa başlıyoruz. Hazırım bilge büyücü. Herobrine'e gücümüzü göstermenin zamanı geldi. Kerem komiserin bileklerinin altında ezileceksin Herobrine. Duydun mu sesi Kerem komiser? Bu senin sesin işte ya. Haydi tutuşun bakalım el ele ve komutumla başlayacaksınız. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırım bilge büyücü. O zaman 3, 2, 1 başla. Ne oldu Kerem komiser? Terliyor musun yoksa? Yoksa gücün mü tükendi? Sana biraz güç takviyesi yapalım mı? Sen kendine güç takviyesi yap pis büyücü. Benim gücüm yerinde. Birazdan pırtlayacaksın sanki Kerem komiser. Çok zorlama kendini hadi. Seni yeneceğim pis büyücü. Hadi Kerem komiser, hadi yapabilirsin. Biraz daha dayan hadi.
Sakın, sakın kimse videoyu beğenmesin. Abone olmayın sakın. Güç toplamasına izin vermeyin. Ama yorumlara Herobrine yazabilirsiniz. Böylece ben kazanabilirim. Hayır arkadaşlar, bunu yapmayın. Yorumlara Kerem Komiser yazın çabuk. Ve videoyu beğenin. Arkadaşlar hadi. Abone olun ve kazanalım. Hadi. Gücüm geliyor. Daha fazla, daha fazla. Hadi arkadaşlar, biraz daha fazla. Hayır, hayır, inliyorum, hayır. Herobrine yazın yorumlara. Beni destekleyin lütfen. Minecraft Akademisi gücü tekrar ortaya çıkıyor işte. Sen hiçbir şey yapamazsın Herobrine. Yaşa Kerem Komiser, yaşa. Al sana pislik herif. Sonuna getirdim işte. Yaşasın babacığım, yaşasın. Hey! Oley, yaşasın. Kerem Komiser kazandı. Bravo, bravo. Bravo Kerem Komiserim. Bravo, yaşasın. Kerem Komiser yarışmayı kazanıyor. 3 yarışmayı Kerem Komiser kazandı. Ve 2 yarışmayı da Herobrine kazandı. Bu sayede Kerem Komiser bu yarışmanın galibi oluyor. Yaşa be aşkım, yaşa. Sen çok kuvvetli ve centilmen bir polis memurusun. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum babacığım. Seninle gurur duyuyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Hep beraber bunu başardık. İyi ki varsınız. Kerem Komiserim, bu Herobrine'e ne ceza vereceksiniz? Sonuçta bir cezayı hak etti kendisi. Ona ben ceza vermeyeceğim bilge büyücü. Onun cezasını Hüsamettin kesecek. Ne? Hüsamettin mi? Hayır, hayır, ama bu haksızlık. Bunu yapamazsınız. Haksızlık mı? Ne oldu Herobrine? Oyun boyu yaptıklarından sonra bana haksızlıktan bahsetme sakın. Yoksa korktun mu sen? Dizlerin mi titriyor Herobrine? Yoksa altını mı yapacaksın ha? Gel bakalım buraya Herobrine. Seninle çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. Hayır ya, hayır, ben yolculuk falan istemiyorum. Ben kendim giderim, rahat bırakın beni. Nereye gidiyorsun Herobrine? Daha karpuz keseceydik. Hakkınızı helal edin canım ailem. 2 yıl boyunca uzak göreve gidiyorum. Sizi 2 yıl boyunca göremeyeceğim. Bu süre zarfında birbirinize çok dikkat edin. Sizi her fırsatta arayacağım. Kerem, aşkım gitme ne olursun. Biz sensiz ne yaparız? 3 tane çocuk, karakol, Minecraft Akademisi köyü. Bunlarla ben nasıl başa çıkabilirim Kerem? Gitmek zorundayım Aslı. Buralarda artık eskisi gibi suç işlenmiyor. Para kazanamıyoruz. En azından bu görev sonucunda kazançlarım da artar. Ve para biriktirip geri gelebilirim. Ne olur baba gitme. Bizimle kal. Ben daha okula başlayacağım. Senin gibi ben de büyük bir polis memuru olacağım. Eğer sen gidersen ben bunları başaramam babacığım. Ne olursun gitme. Canım ailem, sizleri çok seviyorum ama gitmek zorundayım. Gitme babacığım. Gitme ne olursun. Bizi yalnız bırakma. Babacığım gitme ne olursun. Bizi yalnız bırakma. Seni çok seviyoruz. Ne olur bizi terk etme babacığım. Ne olursun. Yolun açık olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Bir an önce görevini bitir ve geri gel. Seni burada bekliyor olacağız. Anne, neden izin veriyorsun babamın gitmesine? Sen babamı sevmiyor musun yoksa? Neden izin verdiler? Neden? Ya çok şakacısın Kemal komutan ya. Nereden geliyor bu espriler aklına valla? Günümü güzelleştiriyorsun ya. Öyleyimdir Aslı polis. Çevremdeki herkes benim ne kadar komik bir komutan olduğumu bilir. Tüm karakollar da beni çok sever. Espriliğinizi ve gülüşmeliğinizi bölüyoruz ama kusurumuza bakmayın. Anneciğim, babamın yokluğunu ne çabuk unutabildin sen ya. O ne demek öyle bebek polis? Sen annene böyle laf söylemeye utanmıyor musun? Peki sen burada babamızın yokluğunu unutmaya utanmıyor musun? Çocuklar, siz çok olmaya başladınız ama. Çekerim şimdi sizin kulaklarınızı. Çabuk özür dileyin bizden. Özellikle Kemal komutandan özür dile. Hemen. Ben kimseden özür dilemem. Ben gördüklerimi söyledim. Ben de özür dilemem. Babam daha yeni gitmiş olmasına rağmen burada oturup eğleniyorsunuz. Bu hiç doğru değil. Babam bizim için gitti göreve. Babamızın yeğeni de kimsenin almasına izin veremeyiz. Çocuklar sakin olun. Ben sizin babanızın yeğenini almak istemiyorum zaten. Öyle düşünmeyin. Aramızda hiçbir şey yok. Size çabuk özür dileyin dedim. Söyledikleriniz Kemal komutana bir hakarettir. Biz gidiyoruz anne. Biz kimseden özür falan dilemiyoruz. Bence senin biraz kendi başına kalıp düşünmen gerekiyor. Aman be, ne yaparsanız yapın. Sizinle uğraşamayacağım şimdi. Gidin başka yerde oynayın.
Çocuklar nerede kaldı acaba Kemal ya? Çok korkuyorum. Sabah sanki onlara biraz kötü davrandık. Neden eve gelmiyorlar acaba? Merak etme Aslı'cığım. Oyuna dalmışlardır. Birazdan gelir çocuklar. Sakin ol. Bizi çok yanlış anladılar Kemal komutanım. Sizin gelip durumu anlatmak istemeniz de çok iyi oldu. Bu sayede her şeyi düzeltiriz. Evet Aslı komiserim. Siz hiç merak etmeyin. Onlar akıllı çocuklar. Bizi anlayacaklardır. Ben bir şeyler hazırlayıp geleyim. Çocuklar gelince beklesinler. Beraber konuşuruz. Hadi Bilge hadi, çok geç oldu. Hemen gidelim evimize, geri dönelim. Annem bizi şimdi çok merak etmişti. Çok fazla dışarıda kaldık. Zaten sabah bize biraz kızmıştı. Şimdi geç kaldık diye bize kızabilir. Sabahki konuda biz haklıydık ama neyse. Sonuç olarak annemiz. Biz de biraz ileri gittik sanayım. Oo çocuklar, siz mi geldiniz? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Evimize geldik be, evimize. Hem senin ne işin var gecenin bu vakti bizim evde be? Senin kendi evin yok mu? Gitsene bizim evimizden. Annem nerede hem? Çık kapıdan, içeri gireceğiz. Size kötü bir haberim var çocuklar. Ne yazık ki anneniz artık sizi istemiyor. Kendisi uyumaya gitti. Ben de artık Aslı polisle beraber bu evde yaşayacağım. Siz de kendinize kalacak başka bir yer bulun artık. Ne diyorsun sen be? Annemi çağır çabuk. Benim annem bizi sokağa atmaz. Yalan söylüyorsun sen, yalan söylüyorsun. Vallahi burada olsaydı kendisi söylerdi ama bugün çok yorulduğu için uyumaya gitti. Hadi siz de kendinize kalacak bir yer bulun. Rahatsız etmeyin beni daha fazla. Gel abi gel. Gidelim. Bunlar anlaşılan çoktan plan yapmışlar. Baksana, annemiz de bizi istemiyor. Gidelim buradan hadi. Babam gelsin. Bunun yanına bırakmayacağım senin. Sana gününü gösterecek. Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız, pişman. Yürüyün be taş arabaları sizi. Avanak çocuklar. Kerem komiser değil. Kerem komiserden bir ordu gelse bile benimle başa çıkamaz. Hadi gidin. Gözüm görmesin sizi. Alçak adam. Babama haber vereyim de göstereceğim sana gününü. Bu yaptıklarına pişman edeceğim sizi. Kim geldi Kemal komutanım? Çocukların sesini duydum gibi sanki. Şey Aslı komiserim. Mahallenin çocukları geldi. Bebek polisle Bilge'yi sordular. Ben de henüz gelmediler dedim ve gittiler. Tüh be. Demek daha gelmediler çocuklara. Çıkıp arasak mı acaba dışarıda? Nerede olabilirler ki? Merak etmeyin Aslı komiserim. Minecraft Akademisi köyünde sorun çıkmaz. En fazla arkadaşlarını kırırlar. Merak etmeyin. Yarın gelirler zaten. İyi madem, bekleyelim bakalım. Ne yapalım? İnşallah başlarına bir şey gelmez. Hadi o adamı anladım da annem nasıl buna izin veriyor ya? Bizi nasıl istemez? Bu saatte çocuk sokağa atılır mı ya? Bunlarda hiç mi ikamet yok he? Annem de bizden vazgeçti abi. Baksana, bizi istemiyorlar artık. Babam olsaydı bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Ben babamı istiyorum abi. Hadi babamın yanına gidelim. Ya da ona haber verelim. O bizimle gelsin. Arkadaşlar, sizce anne neden böyle davranıyor? Annem böyle yapmazdı. Siz görmüşsünüzdür mutlaka. Annem sizce suçlu mu? Yoksa tüm her şeyi o Kemal komutan mı yapıyor? Yorumlarda bize yazabilir misiniz? Annem Aslı polis. Sizce suçlu mudur ya? Bir de videoyu beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Bize moral olur. Videoyu beğenip abone olursanız da çok seviniriz. İçimde kötü bir his var. Birkaç gündür ailemden haber alamadım. Çok merak ettim. Gideyim de bakayım neler olmuş, öğreneyim. Aa, bunlar bizim çocuklar. Ne yapıyorlar dışarıda oturmuşlar öyle sabahın köründe ya? Hey çocuklar, gelin bakayım buraya. Ne yapıyorsunuz sabah sabah burada? Aa, abi bak, babam gelmiş. Koş çabuk koş, gidelim. Baba, babacığım geldin demek. Yaşasın be yaşasın, babam geldi. Çocuklar, sizleri çok özledim. Dayanamadım geri geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Neden bu saatte buradasınız? Erken mi kalktınız yoksa? Senin yayına gelen Kemal komutanla galiba sevgili oldular. Bizi istemediler. Ne? Ne diyorsunuz çocuklar? Emin misiniz? Anneniz böyle bir şey yapmaz. Bir de Kemal dediniz. Kemal diye birini tanımıyorum. Ve benim yerime de kimse gelmedi. Bunda bir yanlışlık var. Hadi atlayın arabaya. Karakola geçelim çabuk. Ne oluyor Aslı burada? Bu adam da kim? Bu çocukların söyledikleri doğru mu? Sen bana ihanet mi ettin? Bu çocukları dışarı mı attın benden sonra? Bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl? Kerem aşkım saçmalama. Ben sana ihanet etmedim. Etmem de. Bunu nasıl söylersin? O zaman bu çocukları neden dışarı attın? Bu adam kim? Neler oluyor? Anlat çabuk. Yoksa gözünüzün yaşına bakmam. Çabuk anlatın bana. Aşkım bu Kemal komutan. Senin yerine geçici olarak burada görevlendirildi. Çocuklar da dün gece eve gelmedi. Arkadaşların da kaldı. Yalan söyleme anne. Sen bizi eve almadın. Bizi istemediğinizi söylediniz. Biz dışarıda kaldık. Saçmalamayın çocuklar. Ben dün gece sizi bekledim. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi benim. Ama siz eve gelmediniz. Arkadaşınızda kaldınız sandım. Çocuklar, ne oluyor burada? Biri bana ne olduğunu anlatsın çabuk. Bu adam kim tanımıyorum. Benim yerime kimse gelmedi. Babacığım, biz dün abimle gece eve geldik. Ama bu adam kapıyı açtı. Anneniz sizi artık istemiyor dedi. Bizi kovdu evden. Ne? Bu doğru mu Kemal komutanım?
Benim çocuklarımı evden mi kovdun sen? Şimdi yaktım çıranı senin. Kemal komutan da kim? Aslı, benim yerime kimse gelmedi diyorum sana. Bu adam tam bir dolandırıcı. Kimsin sen alçak herif? Çabuk söyle, kimsin sen? Vay alçak vay. Demek her şeyi sen planladın öyle mi? Seni bir daha affetmeyeceğimi söylemiştim. Al sana pislik. Al sana. Pislik herif, sonun geldi işte. Bir daha bizimle uğraşmaman gerektiğini anlamışsındır artık. Aslı, dur lütfen dur. Canını yakmak istemiyorum, lütfen dur. Eğer bu şehre zarar vermeye kalkışırsan seni vurmak zorunda kalacağım. Canım sevgilim, canını yakmak istemiyorum, lütfen gelme. Babacığım, lütfen anneme zarar verme, lütfen. Onu kurtarmalıyız. Bu şekilde ona zarar verirsek bir daha asla eski hale dönmeyebilir. Lütfen babacığım, lütfen. Biliyorum bebek polis, biliyorum. Ama başka çarem kalmıyor. Ben Minecraft Akademisi'ni korumakla görevliyim. Her ne pahasına olursa olsun sizleri korumam gerekiyor. Babacığım, annem bunları isteyerek yapmıyor. Bunu sen de biliyorsun. Onun içine kötü ruhlar girmiş galiba. Baksana. Yoksa böyle bir şey yapar mı annem hiç? Ne olur ona zarar verme. Ne olur. Aslı dur diyorum sana, dur. Daha fazla yaklaşırsan ateş etmek ve seni öldürmek zorunda kalacağım. Dur lütfen Aslı, dur aşkım, ne olur gelme. Hayır baba, hayır. Anneme zarar vermene izin veremem. Annemizi kurtarmamız gerekiyor. Ne olursun duy. Bebek polis oğlum, hemen çık oradan. Bu çok tehlikeli olabilir. Çık hemen, çık. O annen değil. Aslı komiserin içine kötü ruhlar girmiş. Bu durumdan zarar görebilirsin. Çık kenara çabuk. Oğlum lütfen kenara çık. Bu olayın sonu çok kötü bitebilir. Hadi çık kenara, çabuk çık. Hayır baba, hayır. Anneme zarar vermenize izin veremem, hayır. Ne olursa olsun o benim annem. Onunla zarar verirseniz ilk önce beni çiğnemeniz gerekiyor. Bebek polis oğlum, dikkat et. Sana doğru geliyor. Anneciğim. Çok tatlı gözüküyorsun küçük çocuk. Seni şimdi güzelce mideye indireceğim. Çok küçüksün ama olsun. Tatlı niyetine seni yiyebilirim. Aslı, aşkım o bizim bebeğimiz. Ne olur ona zarar verme. O bizim bebeğimiz bebek polis. Ne olur, ne olur zarar verme ona. Ha? Ne diyorsunuz siz be? Sessiz olun biraz. Ağız tadıyla yemeğimi yedirmiyorsunuz be. Anneciğim, lütfen kendine gel. Hatırlasan o senin oğlun. Bebek polis. Lütfen ona zarar verme, lütfen. Abim daha çok küçük. Ona zarar verirsen ben çok üzülürüm. Ha? Neden herkes bana anne diyor? Sen benim oğlum musun? Neden bu kadar duygusalsınız siz ya? Karnım aç. Ama sizin yüzünüzden duygusal hissediyorum kendimi. Anneciğim, benim bebek polis. Beni tanımadın mı? Senin en büyük oğlun. Hatırlasana benim bebekliğimi. Beni sen dünyaya getirdin. Babamla birlikte beni çok güzel yetiştirdiniz. Sevginizi benden hiç eksik etmediniz. Siz babamla birlikte Minecraft Akademisi'nin onurlu, düz ve en sevilen polis memurlarısınız. Hatırla anne, ne olur hatırla. Yeter Aslı, yeter. Bırak çocuğumuzu, bırak. Ona zarar vereceksin. Bebek polise zarar verirsen seni hiç affetmem ona göre. Eğer çocuğumuza zarar verirsen ben de senin canını yakmak zorunda kalırım. Hemen çocuğumuzu yere bırak, çabuk, sana emrediyorum. Ha? Kimse beni tehdit edemez. Anneciğim bize iyi bak. Biz senin aileniz. İçine giyen kötü ruh seni etkisi haline almış. Biz çok güzel bir aileydik. Hatırlasana anneciğim lütfen. Bize zarar verme. Sonra çok pişman olursun. Aslı, aşkım bizi hatırla. Tanıştığımız o ilk günü hatırla. Parkta oturduğumuz zamanları hatırla. Seninle ilk göreve çıktığımız zamanları. İlk atış tarımı yaptığımız zamanları. Seni ilk öptüğüm zamanı hatırla. Biz çok güzel bir aileyiz Aslı. Ne olur hatırla bunları. Arkadaşlar, siz de söylesenize. Bizim ne kadar güzel bir aile olduğumuzu siz de söyleyin. Belki sizi dinler ve hatırlar. Videoyu da beğenirseniz belki mutlu olur ve kötü ruh elinden kurtarılabilir. Hadi arkadaşlar, hemen videoyu beğenin ve yorumlara da Aslı ne kadar çok sevdiğinizi yazın. Abone olmayan varsa abone olsun. Hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Bunu nasıl unutabildim ya? Çok özür dilerim. Karnımın ne kadar çok aç olduğunu nasıl unutabildim ya? Gel bakalım sen şöyle mideme. Ay anne, hayır yapma, ne olursun. Aslı, aşkım ne yaptın sen? Bebek polisi midene indirdin. Bunu nasıl yaparsın? Kendi çocuğunu yedin şu anda. Sana inanmıyorum Aslı ya. Bunu nasıl yaptın ha? Nasıl? Çok acıktım komiser bozuntusu. Çok acıktım. Ama karnım henüz doymadı. Sen de gel bakalım şöyle. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Bebek polisi ve Kerem komiseri yuttu. Olamaz ya. Şimdi hapı yuttuk. Hayır. Bırak çabuk.
işimi de bırak. Seni pis ruhlu şeytan. Çabuk onları bırak, çabuk. Bir tane daha mavili iyice geldi. Çok güzel oldu bu. Gel bakalım sen de şöyle. Bırak çabuk, beni bırak. Pis ucube. Senden korkmuyorum. Annemin içinden çık çabuk. Babam ve bebek polis. Hayır. Bırak beni, bırak. Hayır. İşte böyle. Yedim seni tatlı şirin bebek. Gel bakalım mideme. Bilge, kızım iyi misin? Seni de yuttu demek annene. Evet babacığım. Annem önüne gelen herkesi yutacak gibi gözüküyor. Bir şekilde buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ama bunu nasıl yapacağız? Baksanıza annemizin midesindeyiz. Biliyorum çocuklar, biliyorum. Durun, biraz düşünmeme izin verin. Bir şekilde buradan kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Ama baba nasıl? Baksana. Burası çok yüksek. Tırmanamayız ki yukarıya kadar. Durun durun durun. Aklıma bir fikir geldi. Ben küçükken televizyonda komedi filmi izlemiştim. Bu filmde bir yaratık çocukları yutuyordu. Demek annem de bir yaratıktı, öyle mi? Bizi yutuğuna göre o da bir yaratık o zaman. Eyvah! Annem yaratık oldu, öyle mi baba? Durun çocuklar durun. Onu demek istemiyorum. İyi dinleyin beni. Çocuklar yaratık tarafından yutulduktan sonra yaratığın içine tüy dokundurup yaratığı gıdıkladılar. Bu sayede yaratık hapşurdu ve içindeki çocuklar da ağzını hapşurukla beraber dışarı çıktı. Baba ya, bence bu sadece filmlerde olur. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki? Vallahi denemekte fayda var çocuklar. Hadi annenizin karnını kaşımaya başlayalım. Tıpkı gıdıklar gibi. Hadi çocuklar hadi. Oluyor, devam edin. Birazdan hapşuracak. Yapıyoruz baba. Devam ediyoruz. Ama bu çok yorucu. Dayan Bilgi, dayan. Az kaldı. Birazdan hapşıracak ve buradan kurtulacağız hadi. Hapşırıyorlar. Bu çok iğrençti ya. Kusacağım. Ama var ya, havada uçmak çok eğlenceliydi ya. Durun çocuklar durun. Annenizi hala kurtaramadık. Onu da kurtarmamız lazım. Midemden çıktınız ve ben yine acıktım be. Ne yapacağız şimdi? Sizi tekrardan yemek zorunda kalacağım. Gelin bakalım buraya. Hayır hayır, bunu tekrar yapamam, hayır. Hey asikon seyirci be, hayır. Buraya bak canım, buraya. Kusacağım. Ha? Sen de kimsin be? Sen nasıl uçabiliyorsun öyle ha? Bak ben sana açlığını bastırman için yemek getirdim. Hadi aç ağzını bakalım. Ham yapayım ben. Ha? Ne yaptığını sanıyorsun sen bücür melek? Seni bir elime geçirirsem direkt mideme indireceğim seni. Ne? Demek hala karnın aç öyle mi? Al bakalım seni biraz daha içsin o zaman. Dur be çocuk. Dur diyorum sana. Yapma. Rahat bırak beni. Seni elime geçirirsem geberteceğim. Pis çocuk seni. Hüsamettin oğlum dur. Şakanın sırası değil şimdi. Baksana bir sürü işimiz var. Sonra oyun oynarız. Evet, bu iş tamam. Gerisi sizde Kerem komiserim. Hadi ben kaçtım. Aslı aşkım, biz çıkıyoruz. Bu güzel bebeğimle bugün beraber Luna Park'a gideceğiz. Güzelce eğleneceğiz. Luna Park'a çok güzel yeni oyuncaklar gelmiş. Beraber onlara bineceğiz. Ben de sizinle gelmeyi çok isterdim ama maalesef karakolda yapacak çok işim var aşkım ya. Siz gidin beraber eğlenin. Ben daha sonra gelirim sizin yanınıza. Bilge kızım, bugün seninle çok güzel eğleneceğiz. Güzel kızım benim. Göreceksin bak, en havalı oyuncakları bindireceğim seni. Çok eğleneceğiz bugün, çok. Baba, burası sizin atış yaptığınız alan mı? Evet kızım, biz burada eğitim yapıyoruz. Atış talimi yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyor ve hazırlıyoruz. Peki, atış talimi yaptıktan sonra ne oluyor babacığım? Kendinizi geliştirdikten sonra ne oluyor? Sonra da işte kötülerle savaşırken yenilmez oluyoruz. Atış yapmayı bildiğimiz için kimse bizim karşımıza duramıyor. Yani siz burada güçleniyorsunuz ve kötüleri yeniyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle Bilgeciğim. Şehirde bulunan insanları koruyoruz ve bunu yapabilmek için de çok çalışmamız gerekiyor. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. He, anladım. Babacığım, arabayı bir durdurur musun? Sana bir şey söyleyeceğim. Baba, o zaman ben de atış yapabilir miyim babacığım? Ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Kızım ya, şimdi senin böyle bir şeye ihtiyacın yok ki. İlerleyen zamanlarda sen de polis olacağın zaman seni de eğitiriz. Bunun için mi arabayı durdurdun sen şimdi ya? Ne olur baba, ne olur. Lütfen. Ben de güçlenmek istiyorum. Güzel atış yapmak istiyorum. Ne olursun baba. Atış yapalım. Sonra gideriz. İyi madem kızım, tamam. Hadi gidelim biraz atış yapalım. Sonra gideriz yolumuza. Bak şimdi kızım, bu silahı böyle tutacaksın. Her şeyden önemlisi doğru bir nefes almaktır. Eğer nefes almayı başaramazsan hedefi ıskalarsın. Anladım babacığım. Sonra ne yapıyoruz?
Nişan aldıktan sonra da nefesimizi tutuyoruz. Ha? Nefesimizi mi tutuyoruz? Ama öyle olmaz ki babacığım. Ben nefesimi tutarsam ölürüm. Ya ölürsem ne yapacağız sonra? Yok kızım yok, ölmezsin, merak etme. Zaten sadece atışı yaparken tutacaksın. Sonra atış yapacağım ve nefesini bırakacaksın. Nefesini tutarsan eğer atışın daha isabetli olur. He, anladım babacığım. O halde sen ilk önce birkaç tane atış yap, ben sana bakayım. Sonra ben de yapayım babacığım, olur mu? İyi bakalım kızım. Hadi izle beni o halde. Baban şimdi sana şov yapacak. Bak şimdi iyi izle. Bak şimdi kızım. Bu atışı da senin için yapıyorum. Buna özel Minecraft Akademisi atışı derler. Bu atışı sadece bende görebilirsin. Gerçekten mi baba? Hadi göster o zaman bana. Çok merak ediyorum. Yazabilirsiniz. Hadi bakalım, fikirlerinizi yazın hemen. Şimdi sıra sende Bilgeciğim. Söylediklerimi unutma. Nişan al, nefesini tut ve ateş et. Hepsi bu kadar. Anlaştık mı? Anlaştık babacığım. Hemen yapıyorum. Nasıl ama babacığım? Oldu mu? Vurabildin mi? Süpersin kızım, süpersin. Hepsi de tam isabet. Seninle gurur duyuyorum kızım. Sen de büyüdüğün zaman Minecraft Akademisi'nin başarılı bir polis memuru olacaksın. Aferin sana kızım, aferin. Çok teşekkür ederim babacığım. Gerçekten beni gururlandırıyorsun. Arkadaşlar, sizler de atışımı beğendiniz mi? Atışımı beğenenler videoyu beğensin ve yorumlara kalp bıraksın. Hadi bekliyorum sizi. Ben şimdi şu atış tahtasının yüzünü temizleyeyim kızım. Sen burada bekle beni, tamam mı? Hiçbir şeye dokunma, olur mu? Tamam babacığım. Sen hiç merak etme. Ben seni burada bekliyorum. Gerçekten çok eğlenceliydi ya. Luna Park'a gitmesek mi acaba? Akşama kadar burada atış yapabilirim. Dur, bir tane daha yapayım. Nişan alalım. Şöyle babamın yanından hedef tahtasını vurabilecek miyim bakalım? Evet, işte nefesimi tutuyorum. Ve ateş! Bilge dur! Canım çok yanıyor. Of kızım, ne yaptın sen ya? Nasıl vurabildin beni ya? Nasıl? Babacığım iyi misin? Çok özür dilerim. Yanlışlıkla seni vurdum babacığım. Çok özür dilerim. Lütfen kalk babacığım. Hastaneye gidelim. Çok kötüyüm kızım. Çok kötüyüm. Bana bir şeyler oluyor. Gözlerim kararıyor. Uyuma babacığım. Uyuma. Kalk lütfen ne olursun. Baba uyan babacığım, uyan. Lütfen uyuma babacığım. Beni yalnız bırakma lütfen. Bilge kızım ne oldu? Ne bu telaşın? Peşinde birileri mi var? Baban nerede? Ne oluyor? Anne, yanlışlıkla babamı vurdum. Silah atışı yapıyorduk. Yanlışlıkla ateş ettim ve babamı vurdum. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Hadi hemen gidelim, çabuk. Kerem, aşkım iyi misin? Aç gözlerini ne olursun Kerem. Babacığım aç gözlerini ne olursun. Bizi yalnız bırakma. Sakın babacığım, bizi bırakma. Hemen ambulansı aramalıyım. Çok kan kaybetmiş. Bu çok kötü oldu, çok. Arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Babam ölmesin. Herkes yorumlara inşallah iyileşir yazsın. Videoyu da beğenin. Her beğeni babam için güç olsun. Her abone de ona ilaç olsun. Hadi arkadaşlar yardımlarınızı bekliyoruz. Doktor hadi oyalanma. Hemen kes.
isterim. Siz hiç merak etmeyin. Ben hemen ilgileniyorum. Nasıl böyle bir şey yapabildin Bilge? Siz Luna Park'a gitmiyor muydunuz? Nasıl oldu da buraya geldiniz? Babanı nasıl vurdun? Burada durduk anneciğim. Biraz atış yapacaktı. Sonra babam atış tahtalarına doğru giderken ben de atış yapmaya devam etmek istedim. O sırada yanlışlıkla babamı vurdum. Çok özür dilerim anneciğim. Yanlışlıkla oldu hepsi. Ah kızım ah. Senin bir suçun yok. Tüm suç babanda. Küçücük kıza atış yaptırılır mı Kerem ya? Of of. Ki size iyi bir haber veremeyeceğim Asli Komiserim. Ne? Ne diyorsun sen doktor? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne demek iyi haber veremeyeceğim? O ne demek anneciğim? Ne oluyor? Doktor neden bize haber veremiyor? Dur kızım dur. Anlayacağız şimdi. Söyle doktor söyle. Neler oluyor çabuk söyle. Kerem'e bir şey mi oldu? Çok üzgünüm Asli Komiserim ama maalesef Kerem Komiseri kurtaramadık. Kurşun tam kalbine isabet etmiş. Zaten yolda gelirken hayatını kaybetmişti. Burada da müdahale ettik ama maalesef bir sonuç alamadık. Başımız sağ olsun. Olamaz ya, olamaz. Kerem ölemez. Ne olur Kerem bizi bırakma. Sensiz ben ne yaparım? Ne olur Kerem geri dön. Ne olursun. Baba. Babacığım. Ne olursun bizi bırakma. Çok özür diliyorum babacığım. Ne olursun geri gel. Sakin olun Aslı Komiserim. Kaderin önüne geçemeyiz maalesef. Bu tarz olaylar olabiliyor. Lütfen sakin olmaya çalışın. Madem kaderin önüne geçemiyoruz, o zaman sen de kaderin önüne geçme doktor bozuntusu. Sen Kerem'i kurtaramadın ve senin de yaşamaya hakkın yok. O zaman sen de son duanı et bakalım. Aslı Komiserim, ne yapıyorsunuz durun? Çok üzgünsünüz biliyorum ama bunu yapamazsınız. Elimden geleni yaptım. Ne olur bana kıymayın. Sen Kerem'e nasıl kıydıysan ben de sana kıyıyorum doktor. Al sana. Al. Ölme Kerem, ne olursun. Beni yalnız bırakma Kerem. Aslı, Aslı aşkım iyi misin? Kabus gördün galiba, uyan kendine gel Aslı. Ha? Oh be, ölmemişsin aşkım ya. Çok kötü bir rüya gördüm. Sen ölmüştün rüyamda, çok korktum. Ben ölmedim aşkım. Sen bilmiyor musun, ben ölümsüz Kerem komiserim. Minecraft Akademisi'nin başkomiseriyim ben. Beni kimse öldüremez. Emin misin Kerem komiser? Aşkımdan öldüğün günlerini çabuk unuttun. Şey aşkım şey, orasını karıştırma işte ya. Aslı şuraya bak. Bunlar bizim arkadaşlarımız değil mi? Baksana bizi bulmuşlar. Kurtarmaya gelmişler. Evet aşkım. Bunlar fakir ve zengin. Baksana bebek polis de orada. Ama bunlar nasıl bu kadar büyük oldular ki? Şunlara baksana. Kocaman olmuşlar. Bilmiyorum aşkım ama çok güzel olmuş. Şimdi bizi kurtarırlar. İşte oradasın Kerem komiser. Şimdi hesaplaşma zamanı. Sizi buradan kaçıracağım ve uçsuz ormana götüreceğim. Senden korkulur patron. Peki ne yapacağız Herobrine? Planımız nedir? Plan basit arkadaşlar. Ben içeriye gaz sıktım. Birazdan gaz etkisini gösterecek. Biz de bunları alıp buradan korkulu ormana götüreceğiz. Korkulu ormana mı götüreceğiz? Oradan ben de çok korkuyorum Herobrine. Peki Aslı polis ve Kerem komiser uyanmaz değil mi? Sen hiç merak etme. Onlara vermiş olduğum uyku gazı sayesinde birkaç saat güzel bir uyku çekerler. Tamam patron. Hadi başlayalım o halde. He? Aslı aşkım bu da ne böyle? Neler oluyor? Neredeyiz biz? Aman Allah'ım bu da ne böyle? Kıpırdayamıyorum Kerem. Sanırım bizi biri bağlamış.
Bağlamışlar ve yatakla birlikte kaçırıyorlar sanırım. Birisi kaçırılırken yatakla birlikte mi kaçırılır ya? İnsan bari yatağı bırakır. Sadece bizi kaçırır. Kerem aşkım, sen korkudan saçmalamaya başladın yine. Şu an birileri bizi kaçırıyor, farkında mısın? Buradan kurtulmamız lazım. Yoksa sonumuz hiç iyi olmaz. Evet sanırım biraz saçmalamış olabilirim. Ne yapacağız peki? Senin aklına bir şey geliyor mu? İlk önce bizi kim kaçırıyor bunu öğrenmemiz lazım. Eğer bizi kimin kaçırdığını öğrenebilirsek en azından ona göre plan yapabiliriz. Peki Aslı aşkım, bunu nasıl yapacağız? Şu an arabanın üstünde yatağımızla beraber kaçırılıyoruz. Kimden öğreneceğiz bunu? Of Kerem of! Tabii ki bizi izleyen arkadaşlarımızdan öğreneceğiz. Onlar mutlaka görmüşlerdir neler olduğunu. Eğer bize neler olduğunu anlatırlarsa buradan kurtulabiliriz. Evet. Ben onu unuttum. Bu çok mantıklı. Arkadaşlar, bizi kim kaçırıyor? Neler oluyor? Siz gördünüz mü? Bize bu konuda yardımcı olur musunuz? Eğer bizi kim kaçırıyor söyleyebilirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hadi neler olduğunu yorumlarda yazın hemen. Bu sayede biz de hemen plan yapalım. Hadi arkadaşlar, bekliyoruz. Bizi kimin kaçırdığını hemen yorumlara yazın. Bu nasıl olabilir ya? Hiç mi bir şey duymadın Kerem? Benim uykum ağır ama sen en ufak sese uyanırsın. Vallahi hiç duymadım aşkım ya. Seninle beraber uyandım işte. Kendim burada buldum. Kerem bak, arkadaşlar yorum yazmışlar. Bizi kaçıran Hero Brian'mış. Vay alçak adam vay. Demek yine geldi bizi buldu öyle mi? Bizim bundan çektiğimiz nedir ya? Bu kadar da çok fazla ama artık. Buradan bir kurtulursam bu sefer onlara yapacaklarımı biliyorum ben. Onları bu yaptıklarına pişman edeceğim. Arkadaşlar sakın bir yere ayrılmayın. Yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Bizimle kalmaya devam edin. Videoyu da beğenin ki herkes görsün. Hep beraber güç toplayabiliriz. Hemen beğenin videoyu ve buradan bizimle kalın. Patron, bu kadınla bu adam mı senin başının belası ya? Şunların tipine baksana. Bunlar ancak kendilerine zarar verir. O da çok avanak oldukları içindir herhalde. Buradan bir kurtulursam sana avanak kim göstereceğim ben? Dön ilk önce aynaya bir bak bakalım. Senden adam olur mu? Öyle deme dostum. Sen bunları tanımıyorsun. Bunlar Minecraft Akademisi'nin en üst rütbeli polisleri. Bunların çok değişik arkadaşları var. Ve her seferinde elimden kurtuluyorlar. Ama bu sefer planım tıkır tıkır işleyecek. Bugün benim zafer günüm olacak. Onlardan kurtuluş günüm olacak. Sizden sonsuza kadar kurtulacağım. Hemen plan yapıp harekete geçmeliyiz. Minecraft Akademisi'nin onurlu polisleri ortadan kayboldular. Kesin başına bir şey geldi. Ne olmuş olabilir Fakih amca? Yani sabah uyandığımızda ikisi de ortada yoktu. İşin garip tarafı yataklığı da yoktu. Gelin benimle. Bu işi çözse çözse Bilge büyücü çözer. Hemen ondan yardım istemeye gidelim. Bu iyi bir fikir abi. Hadi hemen gidelim. Şimdi böyle bizi nasıl bulacaklar? Bu Hero Brian bize çok kötü şeyler yapabilir. Düşünüyorum aşkım, düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Durdu kafam. Görüş açımız da çok az. Her yeri göremiyoruz ki. En azından ayakta olsaydık aklımıza bir şeyler gelebilirdi. Bu Hero Brian kesin bizi bilerek böyle bıraktı. Neyse ki gözlerimizi kapatmadı. Bir şeyler düşünelim. Hadi. Planımız buraya kadar çok güzel işledi patron. Bundan sonra ne yapacağız? Bu iki avanak polis memurunu yok edelim gitsin. Sonra da Minecraft Akademisi şehrini çok kolay bir şekilde ele geçirebiliriz. O da olacak dostum, o da olacak. Sen hiç merak etme. Sadece aklıma takılan ufak bir sorun var. Nedir o patron? Ne takıldı aklına? Şimdiye kadar kesin birileri kurtarmak için gelmiş olmalıydı. Ama hiç kimse gelmedi. Bu iki polis memuru da harekete geçmek için hiç çaba harcamıyorlar. Neler olduğunu anlamış değilim. Bunun altından yine Heobian çıktı. Hiç şaşırmadım. Alçak adam. Sürekli bizimle uyuşuyor. Ne diye bundan çektiğimiz be? Sürekli peşimizde alçak herif. İşte oradalar arkadaşlar. Her şey gayet açık ve net gözüküyor. Bu kötü büyücü Hero Brian yine yapmış yapacağını. Şimdi ne yapacağız peki arkadaşlar? Planımız nedir? Kerem komiser ve Aslı polisi hemen onun elinden kurtarmalıyız. Bize yardım et Bilge büyücü. Biz bu şekilde Hero Brian ile savaşamayız. Bize yardım etmen gerekiyor. Aslı polis ve Kerem komiseri kurtarmamız lazım. Size çok güzel bir iksir hazırlayacağım çocuklar. Bu iksir sayesinde çok büyük olacaksınız. Ve Hero Brian'ın sihirli güçleri sizi etki edemeyecek. Gerçekten mi? Demek ki çok büyük olacağız öyle mi? Yaşasın be, sonunda ben de büyük adam olacağım. Hadi Bilge büyücü, hemen yapalım şunu hemen. Hiç gelen giden de yok aşkım ya. Bizi bulamadılar sanırım. Bu Hero Brian'da ortada gözükmüyor. Ne planlıyorlar acaba bunlar? Vallahi bilmiyorum aşkım ya. Bu sessizlik hiç hoşuma gitmiyor. Kesin bir şeyler karıştırıyorlar. İşte iksirleriniz hazır arkadaşlar. Bu iksirler sayesinde üçünüz de çok büyük olacaksınız. Bu sayede Minecraft Akademisi'nin onurlu polisleri, Kerem komiser ve Aslı polisi çok kolay kurtarabileceksiniz. Hadi arkadaşlar, içelim iksirlerimizi ve güçlerimize kavuşalım.
He? Ama bilge büyücü. Hiçbir şey olmadı ki. Biz büyüyemedik. Yoksa iksir işe yaramadı mı? Bende de hiçbir değişiklik yok. Ne oldu bilge büyücü? Bir şeyleri yanlış mı yaptık? Korkmayın arkadaşlar, korkmayın. İksirlerin etkili olabilmesi için bizi izleyen arkadaşların da desteğinize ihtiyacımız olacak. Bizi izleyenlerin desteği mi? O nasıl olacak bilge büyücü? Bu videoyu izleyen arkadaşlar, videoyu beğendiklerinde zenginin iksiri aktif olacak ve zengin büyümeye başlayacak. Videoyu izleyen arkadaşlar, yorumlara Minecraft Akademisi yazdıklarında fakirin iksiri aktif olacak ve fakir de büyümeye başlayacak. Videoyu izleyen arkadaşlar, abone olduklarında ise bebek polisin iksiri aktif olacak ve bebek polis büyümeye başlayacak. Hadi arkadaşlar, beğenin videoyu ve büyümeme yardımcı olun. Kerem Komiser ve Aslı Polis'in kurtulması için güçlerimizi birleştirelim. Vay be zengin, ne kadar da büyük oldun sen. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Hemen yorumlara Minecraft Akademisi yazın ve iksir aktif olsun. Ben de büyümek istiyorum. Vay be, çok büyük oldunuz arkadaşlar. En küçük ben kaldım ama. Şimdi sıya bende. Hemen abone olun ve benim de büyümemi sağlayın arkadaşlar. Bu sayede annemi ve babamı hep beraber kurtarabiliriz. Ben neden büyüyemedim ya? Ben küçük kaldım bilge büyücü. Sanırım abone olanların sayısı çok az. Biraz daha fazla kişinin abone olması gerekiyor. Arkadaşlar, anne ve babamı kurtarmak istemiyor musunuz siz ya? Hadi abone olun ve anne babamı kurtaralım. Benim de büyümem lazım. Hadi yardımcı olun bize. Hemen abone ol butonuna basın ve iksirimi aktif edin. Bu sayede ben de büyüyeceğim. Yaşasın be yaşasın. Ben de büyüdüm, kocaman oldum. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şimdi hemen anne babamı kurtarmaya gidelim. Hadi çabuk çabuk. Aslı, şuraya bak. Bunlar bizim arkadaşlarımız değil mi? Baksana, bizi bulmuşlar, kurtarmaya gelmişler. Evet aşkım, bunlar fakir ve zengin. Baksana, bebek polis de orada. Ana, bunlar nasıl bu kadar büyük oldular ki? Şunlara baksana, kocaman olmuşlar. Bilmiyorum aşkım ama çok güzel olmuş. Şimdi bizi kurtarırlar. Hey Kerem komiserim, Aslı polis, biz geldik. Komiserim, hiç merak etmeyin. Birazdan kurtaracağız sizi. Bu da ne böyle? Siz nasıl bu kadar büyük oldunuz? Bizi nasıl bulabildiniz? Bizi izleyen arkadaşlarımız sayesinde Helbiyan. Onlar bizim yanımızda oldukları sürece biz her zaman bu savaşı kazanacağız. Bunu biliyorsun. Boyunuz büyümüş olabilir ama sizin aklınız bence hala çalışmıyor. Önce aklınızı çalıştırmalısınız. Ben büyücü Herobrine'ım. Benimle başa çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Zengin, gördün mü? Sanırım sinek geçti şuradan bir yerden. Gördüm fakir, gördüm. Bana da çarptı o sinek. Sanırım yolunu kaybetmiş. He? Kaç dostum kaç. Bunlara büyü işlemiyor. Bunlar çok güçlenmiş. Kaç çabuk kaç. Nereye gidiyorsun Herobrine? Daha yeni geldik. Misafire böyle mi davranılır? Çok ayıp ediyorsun, çok. Şey fakir, benim biraz işim vardı da acil olarak annemin yanına gitmem lazım. Akşam yemek için benden 2 kilo patates istemişti. Onları alacağım. Yanlış tarafa koşuyorsun Herobrine. Senin evin diğer tarafta. Dur biz sana yardım edelim. Hayır!
üzerini kapalı atış yapmayı deneyim bakalım. Kerem komiserim, günaydın. Vuruldum. Gözlerim kararıyor, gözlerim. Başım dönüyor, çok üşüyorum. Uyuyorum galiba. Fakir kardeşim, iyi misin? Aç gözlerini fakir, ne oldu sana? Ölme fakir, ölme lütfen, ölme. Kardeşim benim yanlışlıkla oldu, lütfen fakir aç gözlerini. Ölme kardeşim, ölme lütfen. Hemen ambulansı aramalıyım. Ne oldu komiserim, durum nedir? Telefonda anlayamadım tam olarak. Fakiri vurdum doktor, fakiri. Yanlışlıkla fakiri vurdum. Açmıyor gözlerini, kurtar onu ne olur, kurtar kardeşimi. Tamam komiserim, siz hiç merak etmeyin. Biz hemen hastaneye kaldıracağız. İlgileniyoruz biz, siz sakin olun. Ailesine de haber verin, hastaneye gelsinler hemen. Kurtarın onu doktor, kurtarın. Ölmesine izin vermeyin. Kerem aşkım, ne oldu burada? Bu kan kimin? Ne oluyor Kerem? Sorma aşkım ya, sorma, çok kötü bir şey oldu. Eğitim yaparken yanlışlıkla fakiri vurdum. Ne? Ne diyorsun sen aşkım? Nasıl vurdun fakiri? Sen polis memurusun, nasıl böyle bir hata yaparsın? Aşkım ya, gelme üstüme. Zaten çok korkuyorum. Gözlerim kapalı atış yaparken yanlışlıkla fakiri vurdum. O da buradan geçiyormuş o sıra. Tamam hadi, bırak şimdi ağlamayı. Hadi hemen hastaneye gidelim. Çabuk çabuk, acele et. Tamam aşkım, tamam. Hadi gidelim, bin arabaya çabuk. İnşallah bir şey olmaz fakire ya. Umarım ölmez. Çok korkuyorum aşkım ya. Yanlışlıkla oldu biliyorsun, ben suçsuzum. Bırak şimdi suçluyu Kerem. Ya fakir ölürse? Biz ailesine ne deriz? Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun? Öyle deme aşkım ya, korkutma beni. Fakir ölmeyecek, ölmeyecek. Katil olmayacağım ben. Hayır hayır, hapse girmek istemiyorum. Arkadaşlar lütfen fakire dua edin. Fakir ölmesin. Ben katil olmak istemiyorum. Lütfen yorumlara inşallah fakir iyileşir yazın. Lütfen bir şeyler yazın. Hapse girmek istemiyorum. Fakir ölmesin. Bu videoyu her beğendiğinizde fakire de ilaç olsun, şifa olsun. Hadi arkadaşlar, bunu yapabiliriz. Size güveniyorum. Kerem komiserim, fakirin durumu nasıl? Ne oldu fakire? Yaşıyor mu? İyileşecek mi? Biz de bekliyoruz vallahi Miray. Doktorlar ameliyattalar. Henüz bir haber yok. Bekliyoruz hala. Babacım benim, canım babam. İnşallah kurtulur. İnşallah iyileşir. Ben babam olmadan ne yaparım ya? Bu yaşımda babasız kalmak istemiyorum. Ben babamı istiyorum komiserim. Bana babamı getirin. Babamı kurtarın komiserim. Ona bir şey olmasın lütfen. Ona bir şey olmasın. Ben babamı istiyorum. Merak etmeyin çocuklar. Babanız iyileşecek. Videoyu izleyen herkes abone olur ve videoyu beğenirse onu kurtaracağız. Siz hiç merak etmeyin. Arkadaşlar lütfen abone olun. Babamı kurtaralım hep beraber. Videoyu beğenin arkadaşlar. Babamın kurtulması size bağlı. Bunu yapabiliriz. Ne oldu doktor, ne oldu? Fakir iyi mi, yaşayacak mı? Doktor bey, lütfen bize bir şey söyleyin. Fakir yaşayacak deyin, iyileşecek deyin. Ne olursunuz bize güzel bir şeyler söyleyin doktor bey. Arkadaşlar, ne yazık ki kurşun kalbinin tam yanına gelmiş. O yüzden durumu çok kritik. Ameliyat yaptık, şu an beklemekten başka bir çaremiz yok ne yazık ki. Metin olmaya çalışın. İyileşecek mi doktor? Bize bir şey söyleyin. Ne olur doktor amca, babamı kurtarın. Onun ölmesine izin vermeyin. Babam ölürse hiçbirinizi affetmem. Onun yaşaması gerekiyor. Zavallı babam. Fakir bir hayat sürdü hep. Şimdi de başına gelene bakın. Sakin olun çocuklar. Şu an yoğun bakımda. Beklemekten başka çaremiz yok. Dua edin ve bekleyin sadece. Miray, çocuklar, size bir şey itiraf edeceğim. Fakir yanlışlıkla ben vurdum. Ama biraz oyun yapıyordum. Yani sanırım suç benim galiba ya. Ne? Babamı sen mi vurdun? Babamın bu hale olmasını sevmi sen misin? Bunu nasıl yaptın Kerem komiser? Söyle. Hiç mi üzülmedin? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Çocuklar sakin olun. Kerem komiser yaptığının cezasını çeker. Bu onun yanına kalmaz. Öyle demeyin lütfen. Yanlışlıkla oldu. Ben bilerek yapmadım. Böyle bir şey yapar mıyım ben hiç? Lütfen öyle demeyin. Herkes sakin olsun arkadaşlar. Fakir kurtulacak. Göreceksiniz. Sakin olup bekleyin. Babana bir şey olursa seni hiç affetmem Kerem komiser. İntikamımı alırım senden. Bunu seninle bırakmayacağım, haberin olsun. Hayır hayır, ben suçsuzum. Yanlışlıkla oldu. Neden bana inanmıyorsunuz? Ben masumum. Aslı aşkım, sen bana inanıyorsun değil mi? Ben masumum biliyorsun değil mi? Hepsi yanlışlıkla oldu. İnanıyorum Kerem, inanıyorum. Ama fakirin başına bir şey gelirse ne yazık ki kanunlar gereği seni tutuklamam gerekecek. Evet aşkım, tutuklanmaktan korkmuyorum. Kanun neyse cezamı çekerim. Ama ben bunu bilerek yapmadım. Nasıl böyle bir hata yaptım ben ya? Tüm hayatım alt üst oldu. Fakire bunu nasıl yaptım ben? Hey Kerem komiser, buraya bak çabuk. Arda, oğlum ne yapıyorsun gecenin bu vaktinde burada? Neden evde değilsin? Babamı sen öldürdün Kerem komiser. Beni bu yaşta babasız bıraktın. Ne? Fakir öldü mü? En son yoğun bakımdaydı.
geldi? Ne zaman öldü ya? Bilmemezlikten gelme Kerem komiser. Onu sen öldürdün. Benim fakir babamı bilerek öldürdün. Bizi bu yaşta babasız bıraktın Kerem komiser. Ayça, sen nereden çıktın? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Şimdi cezanı çekeceksin Kerem komiser. Babama o yaptığını cezasını çekeceksin. Sen de babamın yanına gideceksin. Ona bu yaptıklarından sonra sen de cezanı çekeceksin. Çocuklar yapmayın ne olursunuz. Bilerek yapmadım biliyorsunuz. Hepsi bir hataydı. Fakir ölmesini ben de istemem. İstemem diyorsun ama abuk sabuk oyunların yüzünden onun ölmesine sebep oldun sen. Hayır hayır ben masumum. Durun çocuklar durun lütfen yapmayın. Son duanı et Kerem komiser. Hayır yapmayın hayır. Hayır vuruldum hayır. Ölmek istemiyorum imdat. Kurtarın beni. Hayır 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 ölmek istemiyorum. Kurtarın beni vuruldum ölmek istemiyorum. Kerem aşkım uyan. Kerem uyan. Hayır asla hayır aşkım ölmek istemiyorum. Hayır hayır kurtar beni ne olur. Kerem aşkım rüya gördün. Sakin ol bir şey olmadı. Aslı aşkım çok kötü bir rüyaydı ya. Kabus gördüm. Ayça ile Arda benden intikam almak için bir köşeye sıkıştırıp bana ateş ettiler. Fakir de ölmüştü. Çok korkunç bir rüyaydı. Çok etkilendin sen aşkım. Sakin ol. Her şey düzelecek merak etme. İnşallah aşkım ya. İnşallah düzelecek. Miray ne oldu? Bir haber var mı? Son durum nedir? Doktor birazdan gelecek. Onu bekliyoruz Aslı komiserim. Durumu hakkında haber verecek. Ha? Doktor da geldi. Ne oldu doktor? Son durum nedir? Fakirin durumu nasıl? Arkadaşlar maalesef size iyi bir haber vermek isterdim ama çok üzgünüm. Fakiri kurtaramadık. Ne? Doktor? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nasıl kurtaramadık? Olur mu öyle şey? Ne demek fakiri kurtaramadık? Maalesef Miray Hanım. Fakir çok direndi ama kurtaramadık. Başını sağ olsun. Hayır, hayır. İnanmıyorum size, inanmıyorum. Fakiri getirin bana. Ben fakiri istiyorum. Hayır. Hüsamettin, iyi misin oğlum? Neyin var? Hayır! Fakir, aşkım, beni nasıl bırakıp gidersin sen? Beni tek başına bu hayatta nasıl bırakıp gidin? Babacığım, ne olur kalk, bizi yalnız bırakma. Bizi sensiz bırakma babacığım, ne olursun. Bilge büyücü, sen bir şey yapamaz mısın? Babamı kurtaramaz mısın? Ne olur Bilge büyücü bir şeyler yap, kurtar babamı. Sen yaparsın Bilge büyücü. Ne olur fakiri kurtar. Kurtar benim kocamı ne olursun. Bunu yapabilmek için sadece tek bir şart gerekli arkadaşlar. Bunu yerine getirmeniz gerekiyor. Söyle Bilge büyücü söyle. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Eğer bu videoya 10 bin like gelir ve büyük bir güç oluşturabilirsek ben de iksiri hazırlayabilirim ve fakiri kurtarabiliriz. Gerçekten mi Bilge büyücü? Bunu yapabilir miyiz? Sanırım bunu başarabilirim evet. Ama 10 bin beğeni yapabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Sen o işi bize bırak Bilge büyücü. Bizi izleyen arkadaşlar bunu çok kolay bir şekilde yapar. Sen hiç merak etme. İyi o zaman. Ben hemen gidip hazırlıklara başlıyorum. Sonraki bölüme kadar 10 bin like gelirse bu videoya, yani 10 bin kişi bu videoyu beğenirse eğer, iksir gücü ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar, babamın kurtuluşu size bağlı. Bu videoyu 10 bin beğeni yapalım ne olursunuz. Sonra babamı kurtaracağız. Hadi. Bunu yapabilirsiniz biliyorum. Hadi arkadaşlar, babamı kurtaralım. Herkes abone olup videoyu beğensin lütfen. Arkadaşlar, burada bütün iş size düşüyor. Eğer fakiri kurtaramazsak beni de hapse atacaklar. Ben de kurtulamayacağım. Bizi kurtarmak istiyorsanız eğer hemen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bunu yapabiliriz arkadaşlar. Size güveniyoruz. Hadi yapalım şunu. Sonraki bölüme kadar görevi yerine getirelim arkadaşlar. Hadi yapalım şunu. Beğenin videoyu ve kanala abone olun. Hadi arkadaşlar, bekliyoruz. Sen şimdi burada bekle bebeğim. Ben hemen anneni alıp geliyorum. Sonra hep beraber Luna Park'a gideceğiz. Orada bir sürü oyuncak var. Onlara bineceğiz. İşte bak Kerem komiser gidiyor. Şimdi hemen gidip arabasından bebeği çalacağız. Sonra da Kerem komisere tuzak kuracağız. Ondan sonra da sonsuza kadar kurtulacağız. Tamam patron hadi. Hadi gidelim hemen. Aşkım hadi biz hazırız. Çıkalım da önüne parka gidelim hemen. Yeni bebeğimizle güzel bir gün geçireceğiz bugün. Kerem aşkım bebeğimiz nerede? Onu nereye bıraktın? Arabada aşkım. Arabaya bıraktım. Seni çağırmaya geldim işte. Çocuğu arabada tek başına mı bıraktın Kerem ya? İnanmıyorum sana. Ne olacak ki aşkım ya? Kapımızın önü zaten burası. Zaten polis arabası olduğu için kimse cesaret edip yaklaşamaz. Merak etme sen. Hadi hadi gidelim. Birinin yanaşması önemli değil zaten. O daha bebek.
Kek tek başına kalması hiç hoşuma gitmiyor. İşte bak orada koltukta oturuyor benim güzel kızım. Kerem aşkım hani nerede bizim güzel kızımız? Dalga mı geçiyorsun ya? Çocuk nerede? Aşkım buradaydı işte. Koltukta oturuyordu. Daha şimdi bırakıp gittim. Bir dakika önce buradaydı. Kerem bak eğer şaka yapıyorsan bu şakaya son versen iyi olur. Aşkım vallahi şaka yapmıyorum. Daha demin buradaydı ya. Bıraktım içeri geldim çıktım kaybolmuş ya. İnanmıyorum sana Kerem. Bunu nasıl yaparsın? Küçücük çocuğu nasıl tek başına bırakırsın sen ya? Çabuk bul benim bebeğimi çabuk bul. Aşkım ben bir şey yapmadım. Ben böyle olsun ister miydim hiç ya? Vallahi kaybolmuş işte. Nereye gitti bilmiyorum. Arkadaşlar siz gördünüz mü bebeğimi kim çaldı? Bize yorumlarda söyleyin lütfen. Benim bir şey yapmadığımı Aslı polise yorum olarak söyleyin lütfen. Ben masumum değil mi arkadaşlar? Ben bir şey yapmadım. Bana bak Kerem komiser. Benim bebeğimi bulman için seni son kez uyarıyorum. Çabuk bana bebeğimin yerini söyle. Bu işin şakası yok. Bilmiyorum aşkım bilmiyorum gerçekten inan bana. Burada bırakmıştım ve geldiğimde yok oldu işte. Üçten geriye sayıyorum. Eğer bana çocuğumun yerini söylemezsen ya da yorumlarda kimin çaldığını bana söylemezseniz o zaman kilaları değişeceğiz. Son doğanla it Kerem. Üç. Aşkım saçmalama. Bırak o silahı elinden. Bir kaza çıkacak. Arkadaşlar söyleyin ona. Ben bir şey yapmadım. Söyleyin lütfen. İki. Eğer çocuğun nerede olduğunu söylemezsen kaza çıkmasını ben isteyeceğim Kerem komiser. Aşkım yapma ne olursun. Ben masumum. İnan bana ben masumum. O benim de bebeğim. Bir. Son şansın Kerem komiser. Son doğanı et. Vur beni Aslı vur beni. Madem bana inanmıyorsun vur beni. Hayatımdaki en değer verdiğim insan bana inanmıyorsa yaşamanın da bir manası yok. Vur beni hadi korkmuyorum vur beni. Benim güzel bebeğim. Sana doyamadım daha. Kayboldun gittin. Benim süt kokulu bebeğim. Neredesin acaba şimdi? Ne yapıyorsun? Seni her kim aldıysa onun canını okuyacağım. Aşkım tamam sakin ol. Göreceksin hepsini çözeceğiz. Bulacağız bebeğimizi. Yaklaşma bana Kerem. Hadi hemen bebeğimi bulmak için çalışmalara başla. Çabuk çabuk. Tamam aşkım tamam. Merak etme sen hemen bulacağız. Anne baba ne oluyor burada ya? Bu silah sesiydi neydi? Yok bir şey bebek polis. Merak etme. Peki ama o silah sesi de neydi öyle? Bebek polis ne yazık ki bebeğimizi çaldılar. Annen de ona sinirlendi biraz. Merak etme her şey yoluna girecek. Ne? Kardeşimi mi çaldılar benim? Bu nasıl olabilir ya? Ben göstereyim onları şimdi. Hadi baba hazırlanın gidelim hemen. Ben de sizinle geliyorum. Hadi atlayın arabaya. Hemen gidelim ve kızımı alıp geri gelelim. O alçakları da bu yaptıkların cezasını verelim. Arkadaşlar siz de bizimle gelin. Yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Sakın bizi yalnız bırakmayın. Size güveniyoruz. Bebeğin üzerindeki sinyal şu ilerden geliyor. Arabayı biraz geride bırakalım. Bizi fark etmesinler. Bekleyin bekleyin telefonum çalıyor. Alo ben Kerem komiser. Merhaba Kerem komiser. Uzun zaman oldu seninle görüşmeyeli. Kimsin sen dostum? Şu an çok işim var. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Ne işle uğraştığını tahmin edebiliyorum Kerem komiser. Kızını arıyorsun değil mi? Kızım mı? Sen de kimsin alçak herif? Sen mi çaldın kızımı çabuk söyle. Ne yaptın kızıma? Kızıma zarar verirsen seni ellerimle gebertirim. Onun kılına bile zarar verirsen doğduğuna pişman ederim seni. Aslı polis mi o? Ne kadar da saldırgan geliyor sesi. Sakin ol Aslı polis. Kızınız benim elimdeyken hiçbir şey yapamazsınız. Kimsin sen kimsin? Bana ismini söyle. Düşmanımın kim olduğunu öğrenmem gerekiyor. Bana ismini söyle çabuk. Merak etme Kerem komiser. Yakında öğreneceksin kim olduğumu. Hiç merak etme. Bana adını söyle pislik herif. Adını söyle. Alo. Alo cevap ver. Cevap ver alçak herif bana. Cevap ver çabuk. Kimmiş o Kerem? Söyledi mi ismini? Çocuğumuzu kim çalmış? Yok aşkım yok. Hiçbir şey söylemedi. Öğreneceksin kim olduğumu dedi ve gülerek kapattı telefonu. Onu bir elime geçeyim sen var ya. Ona gününü göstereceğim ha. Bebek polisin kardeşini kaçırmak neymiş soracağım ona. Sinyal şu evden geliyordu. Hadi gidip bakalım. Bebeğimizi daha fazla o adamların elinde bırakmayalım. Arkadaşlar hala buradasınız değil mi? Yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Sakın bizi yalnız bırakmayın. Yanımızda olun. İşte bak bebek ağlıyor. Bu bebeğimin sesi. İçerideler Kerem içerideler. Onları hemen yakalayalım. Bekle aşkım bekle. Heyecana kapılıp yanlış bir şey yapmayalım. Dikkatli olalım. Sonra bebeğimize zarar vermeyelim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Gelin içeri bakalım şuradan. Bu Herobrine. Bu işin sonunda yine biz bu adamla karşılaştık. Yeter artık. Bu kadarı da çok fazla. Ben artık daha fazla dayanamayacağım. Kapıyı kırıp içeri gireceğim. Açılın. Bebek polis dur. Yapma bekle. Artık beklemeyeceğim ama açılın.
Çabuk ellerini kaldır alçak herif. Şimdi sonun geldi. Kaldır ellerini havaya. Her şeyi yaptın, seni affettik. Ama bu kadar da çok fazla. Bebeğimizi kaçırmak senin sonunu getirdi. Şimdi köşeye sıkıştın işte. Yapmayın arkadaşlar. Korkutmayın beni lütfen bak. Dizlerim titriyor korkudan. Birazdan altıma kaçıracağım. Bir de dalga geçiyor pis ucube. Al bakayım sana. Sakin ol evlat. Büyükler buradayken sinirlerine hakim ol. Bebek polis. İyi misin oğlum? İyi misin? İyiyim anneciğim, iyiyim. Sadece birazcık üstüm çizildi, o kadar. Seni alçak adam. Hem kızımı kaçırdın. Şimdi de oğluma zarar veriyorsun, öyle mi? Son duanı et pis büyücü. Tamam Kerem komiser, ediyorum. 1, 2, 3, 4, 4. Ha siz Herobrine'ı hafife aldınız iyice. Amacım bebeğinize zarar vermek değil. Amacım sizlerden intikam almaktı. Bunu yapabilmem için bebek sadece bir aracı oldu. Amacım sizi buraya çekmekti. Siz şimdi geçin buraya bakayım. Ben size güzel bir ölüm iksiri hazırlayıp geliyorum. Sakın bir yere kaçmayın. Zaten isteseniz de kaçamazsınız. Anne, baba, sonumuz geldi galiba. Artık kurtun uçumuz yok. Burada öleceğiz galiba. Öleceğiz mi burada ya? Galiba artık sonumuz geldi. Ağlama evlat, ağlama. Biz onurlu polisleriz. Minecraft Akademisi'ne yakışır bir son olmalı. Ağlamak bize göre değil. En azından onurumuz ve şerefimizle son bulur her şey. Arkadaşlar durun. Aklıma bir fikir geldi. Bizim üçlü sihir gücümüz var. Neden bunu kullanmıyoruz? Aa evet. Biz onu unuttuk. Üçlü sihir gücümüzle bunu beraberce kurtarabiliriz. Üçlü sihir gücü mü? O da ne be? İlk defa duyuyorum. Şimdi beni iyi dinle. Bizi izleyen arkadaşlarla beraber yaptığımız bir dayanışma bu. Bunu yapabilmek için üçlü gücü aktif etmemiz gerekiyor. Peki bu üçlü gücü nasıl aktif ediyoruz anne? Ben bilmiyorum bunu. Bak oğlum şimdi. Bu videoyu izleyen herkes abone olacak. Daha sonra videoyu beğenecek. Daha sonra da yorumlara herhangi bir şey yazacak. Bu sayede üç görevi tamamlayacaklar ve üçlü güç aktif olacak. He, anladım. Abone ol, videoyu beğen ve yorum at. Bu çok kolaymış. O zaman hemen arkadaşlar abone olun. Videoyu beğenin ve yorum atın. Bu üçlü güç sayesinde de bizi ve bebeğimizi kurtaracağız. Hadi arkadaşlar, size güveniyoruz. Hep beraber bunu yapabiliriz. Bastırın hemen. 10 saniyemiz var arkadaşlar. 10 saniye içerisinde hemen üçlü gücü aktif etmemiz gerekiyor. Abone ol, beğen, yorum at ve üçlü gücü aktif edelim. Çabuk olun hadi. İşte bakın çocuklar. Oluyor, oluyor. Güç aktif oluyor. Arkadaşlarımız bize yardımcı oluyor. Az kaldı. Dayanın. Hadi arkadaşlar, biraz daha, biraz daha. Az kaldı. Bunu yapabiliriz. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Sayenizde bunu da başardık. Bebeğimize kavuşmamıza yardımcı oldunuz. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi takipçilerimiz var. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Anne, baba, bakın Herobrine geliyor. Dikkat edin. Gelsin bakalım, gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Şimdi sorarız biz ona. Ha? Sizler, siz nasıl kurtuldunuz ya? Kim çözdü iplerinizi? Bizim takipçilerimiz sayesinde kurtulduk buradan. Sen bizi tek zannettin ama arkamızda binlerce takipçimiz var. Onların gücü bizim yanımızda olduğu sürece bizimle başa çıkamayacaksın Herobrine. Şimdi gösteririm ben size. Alın bakalım. Ha? Ha? Aman Allah'ım, büyülerim çalışmıyor. Ne oluyor böyle? Sana söylemiştik Herobrine. Bizimle başa çıkamazsın. Tüm büyü güçlerin pasif oldu. Artık sonun geldi. Duyun duyun. İçimde kalmıştı. Şuna bir uçan tekme atayım bakayım. Al bakayım pislik herif. Helal sana evlat. Aferin. Sen düşündüğümüzden de çok cesur bir polis olacaksın. Oy benim bebeğim. Bunca olayın kaldığın için senden özür dileriz. Umarım bizi affedersin. Sen de takipçilerimize bir şey söylemek ister misin? Onlar sayesinde kurtulduk bak. İşte buradasınız. Bu sandığımdan daha kolay olacak gibi gözüküyor. Şimdi küçülme iksirimi içeceğim ve sonra Kerem komiserin kafasının içerisine gireceğim. Bu sayede Kerem komiserin tüm kontrolü benim elimde olacak. Şuradan yatağa zıplayayım.
Şimdi de Kerem komiserin kulağından beynine doğru geçeyim. Şimdi de şu tuşa basayım ve kontrol benim elime geçsin. Amma çok uyumuşuz ya. Kerem, hadi aşkım, uyan artık. He? Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Beni nereye getirdiniz? Ha? Kerem aşkım, evdesin. Senin sesine ne oldu? Üşüttün mü aşkım? Ne oldu senin sesine? Ne olmuş ki sesime ya? Ne var benim sesimde? Bak gayet normal. Güzel değil mi sesim? Ne bileyim aşkım. Biraz garip sesin ama anlamadım. Yani bu senin sesin değil. Ne oldu yoksa? İçine ruh falan mı girdi senin? Eyvah! Sesi değiştirmeyi unuttum. Hemen sesi değiştirmem lazım. Yoksa yakalanacağız. Şuradaki ses değiştirme tuşuna basayım ve artık Kerem gibi konuşabilirim. Yok aşkım ya. Ne ruh girmesi? İnsanın içine ruh falan girmez. İnanma böyle şeylere. Yeni uyandım ya. O yüzden öyle çıkmış olabilir sesim. Bak şimdi düzeldi. İyi tamam iyi. Şaka yaptım zaten. Korkma korkma. Vay be. Az kalsın yakalanıyordum ha. Ben de içeride uyuyakalmışım ya. Sesi değiştirmeyi unuttuk. Bütün planı alt üst edecektim ha. Neyse yemeğe ineyim de geç kalmayayım. Baba bugün okuldan 100 TL tiyatro payası istediler. Tiyatroya katılacağım kardeşimle. Bilgi de bize gelecek. Yani toplamda 200 TL lazım bize. 200 TL mi lazım? 200 TL ne oluyor ki? Varsa sen ver o zaman. Babacığım bizde para ne gezer? Sen vereceksin ya bize. Sen bizim babamızsın. Biz küçük olduğumuz için bizde para yok maalesef. Allah Allah ya. Bu 200 TL ne ki? Para falan diyorlar. Hemen internetten bakmalıyım neymiş bu. Yakalanacağız yoksa. Heh. 200 TL Minecraft Akademisi'nin en büyük para birimidir. Bu para ile eşya ve yiyecek alabilirsiniz. Değerli madenler satın alabilmek için para vermeniz gerekir. Anladım. Bunlar değiş tokuş yapmak için para kullanıyor. Nerede ki şimdi bunun parası? Kerem aşkım dondun kaldın. Ne oldu iyi misin? Çocuklar para bekliyor senden. Verecek misin? Babam paya vereceği zaman dondu. Sanırım çok para istedik. Adamın kalbine indi ya. He? Ne dedin kızım duymadım. Para diyor çocuklar Kerem para. Tiyatro için 200 TL istiyorlar. Verecek misin? Nerede benim paralarım? Bende para var mıydı acaba ya? Aslı sen biliyor musun benim param nerede? Cebinde ya aşkım cebinde para. He tabii ya doğru cebimde. Alın bakalım çocuklar size 200 TL. Gidin değiş tokuş yapın. Ya da ne yaparsanız yapın artık. Kerem aşkım sen iyi misin? İstersen yat dinlen biraz. Ne dersin? Yok aşkım yok. Birazdan düzelirim. Kahvaltı yaptım ya. Gelirim kendime şimdi. Kerem komiserim. Günaydın Kerem komiserim. Kerem komiserim. Allah Allah beni duymuyor sanırım. Ha? Kerem. Aşkım ha? Fakir sesleniyor. Duymuyor musun? Duydum, duydum aşkım, duydum. Kafam biraz dalgın. Buyur fakir, bir şey mi demiştin? Vallahi yakalanacağım en sonunda. Bir an önce planımı devreye sokmam lazım. Ben bunların yaşantısına alışamayacağım yoksa. Yok komiserim, selam verdim sadece. Bir şey yok. Siz iyi misiniz komiserim? Renginiz 60 gibi gözüküyor. Her şey yolunda mı? İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Geziniyoruz öyle işte. Sabah kahvaltı yaptık, her şey yolunda. Gezmiyoruz biz Kerem. Karakola gidiyoruz, karakola. Karakolda çalışıyoruz ya aşkım biz. Biliyorum tabii aşkım. Karakola gideceğiz işte. Ben de biliyorum. Neden kızıyorsun ki? Neyse fakir. Biz geçiyoruz karakola. İşlerimiz çok. Hadi yürü Kerem hadi. Sende bir haller var yine ama göreceğiz bakalım. Bu aslında zeki kızmış ha. Kerem komiseri de çok iyi tanıyor baksanıza. Her hareketimi takip ediyor. Neyse neyse. Bugün bu işi bitireceğim artık. Aslı dışarı çıktığına göre ben de hemen şu bilgisayardaki bilgileri kendime aktarayım. Sonra da enerji sistemiyle bağlantı kurup köyün tüm enerjisini keseceğim. Bu sayede şehirde hiç enerji kalmayacak. Neler karıştırıyorsun Kerem? Ne işler peşindesin sen acaba? Garip hareketleri devam ediyor hala. Bunda bir iş var ama bakalım anlayacağız şimdi. Hemen şu bilgileri aktarayım ve bitireyim bu işi. Yükleniyor, yükleniyor. Evet, tüm bilgileri kendi bilgisayarıma aktardım. Bu bilgiler bana çok lazım olacak, çok. Şimdi de şu tuşa basacağım. Şehrin tamamının elektriğini keseceğim. Yaşasın götürük. Bilgisayarım bozuldu. Ha? Sen de kimsin? Bu ses Kerem'in sesi değil ki. Benim aşkım işte.
Sesim biraz bozulmuştu. Şey aşkım, sesim iyice bozuldu galiba ya. Aşkım, ben sanırım biraz üşüttüm. Nerede bu Kerem'in sesi, nerede? Elim ayağım birbirine dolandı iyice ya. Bütün sesler birbirine girdi. Bana bak, sen Kerem değilsin. Çabuk kim olduğunu söyle bana. Yoksa kafanı kırarım senin. Eyvah, kafasını kıracağım Kerem komiserin diyor. O zaman bu kafanın içerisinde benim de işim biter. Hemen buradan kaçmalıyım. Eyvah, hemen kaçmalıyım hemen. Öldürecekler beni yoksa. Zaten çok küçüğüm. Gel bakalım buraya pislik böcek seni. Bu da neydi böyle ya? Pis böcek. Kerem'in kafasının içinden çıktı. Neymiş ki bu acaba? Aa, şuna bak. Bu Hera Buray. Pislik herif. Küçülmüş ve Kerem'in kafasının içine girmiş demek ki. Kerem'in bu şekilde garip davranmasının sebebi buymuş. Vay be. Pis ucubeye bakın siz. Şeytanın aklına gelmez böyle şeyler. Aslı, ne oldu bana? Benim başım. Başım neden bu kadar çok ağrıyor? Bu şey de neydi böyle? Hera Buray var ya, senin kafanın içine girmiş. Onu çıkartıp öldürdüm galiba. He? Hera Buray benim kafamın içine mi girmiş? Güldürme beni Aslı ya. Senin de hayal gücün iyice uç noktalara çıktı he. Vallahi aşkım. Bak işte ölüsü orada. Ha? Daha demin buradaydı. Üstüne bastım ve yok ettim onu. Nereye kayboldu şimdi bu ya? Aşkım, iyi misin sen? Ateşin falan yok değil mi? Gel bir hastaneye gidelim istersen ha? Allah Allah. Arkadaşlar siz söyleyin ya. Hera Buray burada değil miydi? Kerem'in kafasının içine girmedi mi bu? Siz görmediniz mi? Yorumlarda söyler misiniz lütfen şu Kerem komisere? İnanmıyor bana. Tamam aşkım, tamam. İnanıyorum sana. Hera Buray kafamın içerisine girdi. Beni etkisi altına aldı. Ve sonra sen onu oradan çıkardın ve ayağının altında ezip yok ettin. Arkadaşlar da gördü. İzleyiciler de gördü. Onlar yazacaklar yorumlara. Sen de göreceksin. Tamam aşkım, tamam. Ben de seni seviyorum. Bir tanem benim. Merhaba Kerem komiser. Sana da merhaba Aslı polis. Bu iş o kadar kolay olacak ki siz bile ne olduğunu anlamayacaksınız. İşte bu kadar basit. Sabah uyandığınızda neler olduğunu görünce yüzünüzdeki ifadeyi çok merak ediyorum. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Aslı, aşkım hadi uyan, sabah oldu. Hadi işe geç kalacağız. Aşkım uyan hadi. Biraz daha aşkım ya. Biraz daha uyuyalım ne olursun. Çok yorgunum gerçekten. Sen git, ben gelirim sonra. Olmaz aşkım hadi. Hadi kalk beraber kahvaltımızı yapalım ve işimize gidelim. Ayrı ayrı olmaz hadi. Tamam aşkım ya. Uyandım işte, uyandım. İmdat! Hera Buray gelmiş. İmdat! He? Pis Hera Buray, yatağımda ne işin var? Aslı polisin kılığına girmişsin bir de pislik herif. Çabuk defol evimden. Ne yaptın Aslı ya, ne yaptın? Asıl sen defol evimden. Kerem komiserin kılığına girmişsin bir de pis ucube. Defol git bu evden, defol. He? Aslı aşkım sen misin? Evet, ben Aslı'yım. Peki sen kimsin? Bana neden aşkım diyorsun? Aşkım benim Kerem ya. Ama senin gözlerin Hera Buray gibi. Neden böylesin sen? Hayır pislik herif, yalan söylüyorsun. Her zaman olduğu gibi yine beni kandırmaya çalışıyorsun. Kimsin sen ha? Kimsin? Aslı aşkım vallahi benim Kerem komiserim işte. Ama sen biraz garip görünüyorsun. Aynı şeyleri tekrar edip durma. Çabuk indir silahını ve evimi terk et. Yoksa evin içinde ateş etmek zorunda bırakma beni. Aslı aşkım inan bana lütfen. Garip bir şeyler oluyor. Bekle bak izleyicilere söyleyelim. Onlar mutlaka bilirler neler olup bittiğini. İzleyicileri karıştırma alçak herif. Onlarla ancak Minecraft Akademisi'nin onurlu kişileri irtibat kurabilir. Arkadaşlar siz bana doğruyu söylersiniz. Neler oluyor söyleyin lütfen. Bu adam kim? Burada neler oldu? Lütfen birisi bana söyleyebilir mi? Aşkım bak sana ayna göstereceğim şimdi. Aynaya bak ve kendini gör tamam mı? Bekle bak aynayı alacağım şimdi. Sakın kımıldama pislik herif. Canını okurum senin yoksa. Dur aşkım dur. Bak şimdi sana aynayı göstereceğim. Hayır! Siz de nesiniz böyle be? Yoksa içiniz de Hera Buray mısınız? Ne demek istiyorsun Hüsamettin? Ne Hera Buray'ını ha? Siz ikiniz de Hera Buray gibi olmuşsunuz baksanıza. Gözleriniz aynı onun gibi. Benim de mi gözlerim aslanınki gibi? Yoksa ben de mi Hera Buray oldum? Eğer sizler gerçek Kerem komiser ve Aslı polisseniz size bir şey olmuş. İkiniz de Hera Buray'a dönüşmüşsünüz.
Ben de bağırış seslerinize geldim. İyi ki gelmişim. Yoksa birbirinizi öldürecektiniz. Kerem aşkım, çok özür dilerim ya gerçekten. Senin olduğunu anlayamadım. O Herobrine yine bana oyun oynuyor sandım. Çok üzgünüm. Önemli değil aşkım. Dur bakalım yorumlarda ne yazmışlar. Hemen onlara bakalım. Neyse ben gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana seslenin yeter. Ben yine gelirim. Ama şimdi gitmem lazım. Tamam Hüsamettin. Çok teşekkür ederiz bizi kurtardığın için. Bak bakalım aşkım, arkadaşlar ne yazmış yorumlara? Onlar görmüştür mutlaka. Bize yardımcı olurlar. Hemen bakıyorum aşkım. Eyvah, tam da tahmin ettiğim gibi. Bu Herobrine'in işi. Gece gelip bizi Herobrine'e dönüştürmüş, büyücü yapmış. Ne? Gerçekten mi? Eyvah! Biz nasıl kurtulacağız şimdi? Aa, Kerem! Aşkım benim sancılarım başladı. Ben doğuracağım sanırım. Ne? Doğuracak mısın? Aşkım şimdi sırası mı ya? Herobrine şekilde bizi görürlerse ne yaparız biz? Nasıl doğuracaksın? Vallahi bilmiyorum aşkım ama buna mecburum. Evde doğuramayacağıma göre. Hastaneye gitmemiz lazım. Eyvah! Bizi gören herkes bizi yanlış anlayacak şimdi. Doktorlar, çocuklar, komşular. Herkes bizi Herobrine sanacak. Hadi aşkım hadi. Bırak şimdi bunları düşünmeyi. Hemen hastaneye gidelim. Hadi aşkım o zaman. Hemen çıkalım evden hadi. Seni alçak herif. Annemle babamın kılığına mı giydin? Ne yaptınız annene babama? Oğlum işler çok karışık ama biz Herobrine değiliz. Biz senin annenle babanız. Gözleriniz niye öyle peki ha? Siz Herobrine'siniz işte, yalan söylüyorsunuz. Of çocuklar, of. Şimdi bunu anlatmak için hiç doğru zaman değil. Sancılarım başladı. Doğuracağım. Sonra gelince konuşuruz. Of. Gidin buradan çabuk, gidin pis Herobrine'lay. Rahat mı yakın bizi, gidin buradan. Bir daha sakın bizim eve gelmeyin, tamam mı? Annemle babamın kılığına girmişsiniz bir de. Pis büyücüler sizi. Hazır mısın aşkım, çıkıyoruz yola. Çocuklar bile bize inanmadı. Bakalım çevredekileri nasıl inandıracağız. Aşkım doğuracağım şimdi. Boş ver bunları. Acil beni hastaneye kaldır. Dayan aşkım, dayan, az kaldı. Geldik sayılır, dayan. Fakir, zengin ne yapıyorsunuz? Neden önümüzü kestiniz? Az kalsın çarpacaktım sizi. Kimsin sen ha, kimsin? Aslı polis ve Kerem komiserinin kılığına girmiş, ne yapıyorsunuz bu şehirde? Çabuk söyleyin pis büyücüler. Aslı polis ve Kerem komiser nerede ha? Ne yaptınız onlara, çabuk söyleyin. Ay! Zengin fakir çıkın şuradan be. Doğuracağım şimdi. Gidin videonun altında yorum yazan arkadaşlara sorun. Onlar size söylerler. Ay! Çabuk çıkın doğuracağım yoksa burada, çabuk. Çık abi çık. Şimdi burada doğurur falan başımıza iş almayalım. Biz öğreniriz zaten neler olduğunu. Bırakalım gitsinler. Doktor! Doktor yok mu doktor? Acil birisi buraya bakabilir mi? Karım doğum yapmak üzere. Birisi bize yardım etsin çabuk. Geldim Kerem komiserim, geldim, yetiştim. Heh, sen Kerem komiser değilsin. İmdat! Herobrine gelmiş hastaneye. Lütfen bana zarar vermeyin. Güvenlik yardım edin. Dur be doktor dur. Benim Kerem. Acil işimiz var, çok acil. Aslı doğum yapmak üzere. Vallahi Hipokrat yemin ettim. Herkese yardımcı olurum ama Herobrine'a da yardımcı olamam ya. Git buradan git. Beni bu işlere bulaştırma. Ben yeminli doktorum. Yahu ben Herobrine değilim be doktor. Neden anlamıyorsun? Kerem komiserim ben, Kerem. Aslı doğum yapacak diyorum. Neden anlamıyorsun? Hadi yardım et bize. Ama gözlerin öyle demiyor Herobrine. Gözlerin aynı Herobrine gibi. Git buradan çabuk git. Yeter be yeter. Evet Herobrine benim, tamam mı? Hemen doğumuma yardımcı ol. Yoksa seni hemen şurada geberteceğim. Eyvah, bir tane daha Herobrine geldi. Hem de Aslı komiserin kılığında. Ne yapacağım ben şimdi ya? Of! Neden bunlar benim başıma geliyor ki? Lütfen bana zarar verme Herobrine. Doktor hadi çabuk ol, yardım et bize. Yoksa seni büyüleriz, çabuk. Tamam Herobrine Kerem. Komiser Kerem, hemen yardım edeceğim, kızmayın ne olursunuz. Arkadaşlar biz buradan nasıl kurtulacağız? Herobrine olarak kaldık. Kimse bize inanmıyor da. Siz yorumlarda yazdınız değil mi olup biteni? Herkes öğrensin. Bir de videoyu beğenin ve abone olun. Sonunda bakalım çocuğumuz nasıl olacak? Acaba çocuk Herobrine olarak mı doğacak, göreceğiz bakalım. Hadi acele edin. Ne oldu doktor, ne oldu? Doğum oldu mu? Çocuğum doğdu mu? Oldu Herobrine Kerem, oldu. Çocuğunuz oldu. Nur topu gibi bir erkek bebek oldu. Allah! Tekrardan bebeğim oldu desene. Hem de erkek. Bakalım nasılmış benim oğlum. Aslı, aşkım doğum olmuş, uyanmışsın. Nerede çocuğumuz? Hemen çocuğumuzu görelim. Kerem aşkım,
sana bir şey diyeceğim ama korkma, olur mu? Ne diyeceksin aşkım? Neden korkmamam gerekiyor? Şimdi daha çok korktum ama. Aşkım bak, bebeğimiz orada. Paravanın arkasında. Ama sakin ol, tamam mı? Ben de bir şey oldu sandım aşkım ya. Tamam, hemen bakıyorum bebeğimize. Güzel bebeğim benim. Bakalım ne kadar yakışıklıymışsın, görelim bakalım. He? Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Olamaz ya, olamaz. Aslı aşkım, bu ne böyle? Bu bizim bebeğimiz mi şimdi ya? Bu nasıl olabiliriz? Vallahi ben de anlamadım. Bize ne olduysa karnındaki bebeğe de aynısı olmuş. O da değişmiş. Biz gerçekten bu kadar korkunç mu gözüküyoruz ya? Bu nasıl mümkün olabilir? Aklım almıyor. Bu bizim bebeğimiz olamaz ya. Kerem tamam, uzatma istersen. Bal gibi de bizim bebeğimiz işte. Bebeğimize kötü şeyler söyleme. Sonra kendini kötü hissedebilir. Arkadaşlar, şimdi size bebeğimizi göstereceğiz. Ve ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Sizce bebeğimiz korkunç mu değil mi? Yorumlara yazar mısınız? Kerem bak, kızıyorum ama. Bebeğimiz bence tıpkı bize benziyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Aslı aşkım, bu ses çıkartıyor, duyuyor musun? Ne kadar da tatlı sesi varmış, duydun mu? Duydum aşkım, duydum. Çok güzel bebeğimiz bence. Hadi hadi, bir an önce çıkalım şuradan da eve gidelim. Bilge ve bebek polise de yeni kardeşlerini gösterelim. Ama aşkım, çocuklar kardeşlerini böyle görürse ne derler sence? Haklısın. Bilmiyorum aşkım ya. Gidelim de bakalım artık. Umarım sorun çıkartmazlar. Çocuklar, hadi aşağı gelin bakın. Size kardeşinizi getirdik. Onu görünce bayılacaksınız. Koş Bilge koş. Kardeşim doğmuş, koş. Hemen gidip görelim. Baba, anne. Hani nerede kardeşimiz? Ha? Siz de kimsiniz be? Yine mi geldiniz buraya? İstemiyoruz biz sizi bu evde. İstemiyoruz. Anlamıyor musunuz? Çocuklar biziz. Anneniz ve babanızız biz. İnanmıyoruz size. Siz heyobuyansınız. Bizi ele geçiremeyeceksiniz, tamam mı? Baksana şunlara ya. Bir de bebek getirmişler. O da Herobrine. Rahat bırakın bizi, rahat bırakın. Bilge kızım, ben senin annenim. Neler olduğunu bilmiyoruz. Ama bize inanmanız gerekiyor. Bunu size nasıl ispatlayabiliriz bilmiyorum. Ben biliyorum işte. Söyle bakalım, benim en sevdiğim yemek ne değil? Bunu ben bile biliyorum oğlum ya. Ispanak yemeğini çok seversin. Evet, bu doğuyu. Bu çok basitti abi. Bekle. Peki o zaman söyleyin bakalım. Ben doğduğum zaman yaşadığımız kötü bir olay olmuştu. O olayı anlatın bakalım. Bunu nasıl unutabilirim ki? O gün bebek polis ve bebek asker seni çok kıskandılar. Sonra hastaneye geldiler ve seni bebek odasından kaçırdılar. Biz de seni daha sonra parkta bulduk. Ha? Bunu da bildiler ya. Ama siz neden böylesiniz ki? Bilmiyoruz kızım işte. Sabah bir uyandık. Biz de çok korktuk. Annen zaten ilk başta inanmadı. Hatta bana ateş bile etti. Sonra zar zor ikna edebildim. Sanayım doğuyu söylüyorlar Bilge. Hem bizimle böyle güzel anne ve babamızdan başkası konuşmazdı. Baksana ne kadar güzel konuşuyorlar bizimle. Evet abi, bence de. Bunlar anne ve babamız. Peki kardeşimiz? Kardeşimiz neden öyle oldu baba? Bilmiyoruz kızım, bilmiyoruz. Biz ne olduğunu bilmediğimiz gibi bebeğimize de ne olduğunu bilmiyoruz. Aa, baksanıza. Ne kadar da güzel gülüyor bebek. Çok tatlı ya, çok tatlı. Peki baba, ismi ne olacak? İsmini ne koyacaksınız yeni bebeğin? Hiç düşünmedik vallahi oğlum. Hastaneden çıktık, direkt buraya geldik. Sizin aklınızda bir şey var mı çocuklar? Siz söyleyin. Vallahi hiçbir şey gelmiyor aklımıza. İzleyiciliğe soyalım mı, ne dersiniz? Aa evet, bu çok iyi fikir. Arkadaşlar, sizce bu yeni bebeğimizin ismi ne olsun? Hadi hemen yazın yorumlara. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. En beğenilen ismi bu yeni bebeğimize vereceğiz. Peki Kerem, biz şimdi ne yapacağız? Bu halimiz nasıl düzeleceğiz biz? Bilge büyücünün yanına gideceğiz aşkım. O bize mutlaka bir iksir hazırlar. Eski halimize geri döneriz. Hadi o zaman, hemen gidelim. Demek öyle komiserim he. Bir sabah uyandınız ve kendinizi bu halde buldunuz. Bu çok garip bir olaymış. Evet Bilge büyücü. Bunu çözsen sen çözersin. Bunu ne yazık ki ben çözemem arkadaşlar. Büyü kuralları gereği bir büyüyü başkasının büyüsü bozamaz. Ama Hüsamettin'i buraya çağırırsak Hüsamettin Herobrine'i buraya getirebilir. Biri beni çağırdı sanırım. Yanında da Herobrine'i istemişsiniz değil mi? Aa, Hüsamettin. Hangi ara yakaladın sen bu pis büyücüyü? Komiserim, sizi sabah o halde görünce bunun sorumlusu Herobrine'i yakalamak şart olmuştu. Ben de hemen onu tutup buraya getirdim. Yaşa be Hüsamettin. Sen bir numarasın. Aferin sana. Benim bununla hiçbir alakam yok. Beni rahat bırakın. Peki Herobrine, o zaman buna ne diyeceksin ha? Müzik
Eyvah, şimdi yandım desenize. Bizi ve bebeğimizi eski halimize çevir. Yoksa seni sonsuza kadar Hüsamettin'in eline bırakırız. Hüsamettin de seni canı sıkıldıkça döver. Tamam tamam, hemen sizi eski halinize çevireceğim. Ne olur beni Hüsamettin'e teslim etmeyin. İşte böyle akıllı ol Herobrine. Hadi bakalım, şimdi bizi hemen eski halimize çevir. Çabuk. Tamam tamam, yapıyorum hemen. Ne yaptın bize be? Eski halimize çevirdik. Bizi şirek yaptı. Çabuk bizi eski halimize çevir. He? Yanlışlık oldu galiba. Hemen düzeltiyorum hemen. He? Ne yaptın bize be? Bizi kedi köpek yaptı, şuna bak. Allah Allah. Gene yanlışlık yaptım galiba. Nasıl düzeltiyorduk ya? Hav! Hav hav! Çabuk düzelt bizim. Şimdi ısırın paçandan he. Hav hav hav! Tamam tamam tamam. Düzeltiyorum hemen. Bekleyin. Ah be, düzeldik sanırım. He? Bu da ne be? Ben hastanın vücuduna ne yapıyorum ya? Oha! Beni de senin vücuduna yerleştirmiş bu pis büyücü. Çabuk düzelt bunu çabuk. Eski bedenimizi geri ver bize. Herobrine, senin canın dayak istiyor galiba. Çabuk düzelt bu durumu çabuk. Tamam kızmayın, tamam. Buldum yanlış yaptığım yeri. Hemen düzeltiyorum. Hah tamam, şimdi normal dönünüz işte. Artık bana müsaade, ben de gideyim. Nereye gidiyorsun pis büyücü? Bizim başımızı açtın bunca dertten sonra elini kolunu sallayarak buradan gidebileceğini mi sandın sen ha? Ama düzelttim işte. Her şey eskisi gibi oldu baksanıza. Ben de gideyim artık diyorum işte ya. Yok yok yok, seninle güzel bir gezinti yapacağız. Sen gel benimle. Kerem komiserim, müsaadenizle ben bu arkadaşla bir gezintiye çıkacağım. Hayır hayır hayır. Lütfen beni bırakın, rahat bırakın beni. Ben kendim gezerim. Lütfen Kerem komiserim, beni Hüsamettin'e teslim etme. Müsaade senin Hüsamettin. Git ve dilediğin gibi eğlen. Gel bakalım benim şefkatli kollarıma Herobrine. Şimdi seninle güzel bir gezintiye çıkalım bakalım hep beraber. Hayır! Canım arkadaşlarım, bir önceki videomuza yorum yazan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. Fatma Ceylan, Mutlu, Ayşe Özen, Serap Kabak, Tahir Memmedov, Ayla, Azra, Aynur Yılmaz, Vedat Yaşar, Demet. Canım arkadaşlarım, eğer siz de videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız videoyu hemen şimdi beğenip videoya yorum yazın. Hadi hadi bekliyorum.